Sayın Oda Başkanım, değerli kurul üyelerim, değerli meslektaşlarım, şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gelir vergisi seminerimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer konuklar, çok değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Tabii aşağıda da konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bu canlı yayın olayını bir gözden geçirme zamanı geldi. Şimdi rezervasyonda salon full dolu. Şu anda boşluklar var. Anlamı şu biliyorsunuz. Yer dolması nedeniyle birçok arkadaş gelmek istiyor. Onun hakkını elinden alıyorlar. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Aslında canlı yayın olgusunu savunuyoruz. Doğru bir şey. Koca İstanbul'da gelemeyen arkadaşlarımız oturduğu yerden izlemeleri son derece güzel bir uygulama. Ama bu katılım başkalarının hakkını engelleme konusuna bir çözüm üretmemiz lazım. Bunu buradan tüm arkadaşlarımıza iletmek istiyorum. Yine sevgili arkadaşlar, sosyal paylaşım olgularını, araçlarını kullanıyoruz Oda olaraktan. Web sayfası zaten tüm Türkiye'nin izlediği bir web sayfamız var. Facebook ve Twitter'ımızı da açtık bildiğiniz gibi ismi olaraktan. Daha hızlı haberleşmek istiyoruz sizlerle. Artık herkesin bir Facebook olduğunu biliyoruz. Twitter çok fazla yaygın değil ama en azından bunları da herkesin kullanması lazım. Yine elektronik ortamda İSMO Bizden Haberler konulu yeni bir yayınımız başladı. Özellikle İSMO Yaşam ve Mali Çözüm dışında gündemde hangi konular var, neler konuşuyoruz, bunları anlatan bir yayın organı. Sevgili arkadaşlar, TTK ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ikinci düzenlemeleri bekledik bildiğiniz gibi. Bunlar hepsi tamamlandı. Açıkçası karşınıza tamamıyla uygulamayı anlatan bir modelle çıkmanın hazırlığı içerisindeyiz. 90 eğitmen arkadaşımız hazırlık yapıyorlar. Biliyorsunuz şu anda web sayfamızda mevcut. Özellikle anonim ve limitli şirketlerdeki genel kurul yol haritası çalışmalarını sizlerle paylaştık. Son derece yararlı olduğuna inanıyoruz. 5 Mart'ta bunun içeriği anlatılacağı için detayına girmek istemiyorum. Yine web sayfamıza paylaştık. Yıl sonu kapanışları Mart konusunda biliyorsunuz ciddi bir sıkıntımız vardı. 25 Şubat'ta bir torba yasa meclise sevk edildi. Girişimlerimizin sonucunda talebimiz doğrultusunda, daha doğrusu 30 Haziran olarak yasallaşmasını bekliyoruz. Bu da hepimizin yakından beklediği sıkıntılardan bir tanesiydi. Yine sevgili arkadaşlarım, 2 haftayı arka arkaya kutluyoruz. Bir yandan vergi haftasını, bir yandan muhasebe haftasını. Öncelikle Mali İdare'nin değerli temsilcileri buradalar. Sayın Başkanımızın nezdinde, İslam Vergi Dairesi Başkanımızın nezdinde tüm maliye çalışanlarımızın vergi haftasını kutluyoruz. Ve arkasından, yani yarından itibaren bir hafta boyunca biz de muhasebe haftasını kutlayacağız. Özellikle yarın saat 11'de Taksim Meydanı'nda geniş katılımlı bir basın açıklamamız var. Hakikaten dertlerimizi, sorunlarımızdan şikayet etmek istemiyorsanız sevgili arkadaşlarım, Taksim Meydanı'nda herkesi bekliyoruz. Amacımız üzüm yemek, her zaman olduğu gibi bağcıyı dövmek değil, siyasal söylemler dışında haklarımızı, sıkıntılarımızı, özellikle son zamanlardaki yaşanan, başta gözetim kurumundaki problemler olmak üzere diğer yaşadığımız sıkıntıların dile getireceği bir basın açıklamamız var. Ve ertesi günü 2 Mart akşamı bildiğiniz gibi bir müzik şölenimiz var. İlk defa kendi üyelerimizin oluşturduğu bir dostlar koromuz var. Meslektaşlarımız söyleyecekler.
Burada tüm ailelerimizle, yakınlarımızla, meslektaşlarımızı bekliyoruz. 5 Mart'ta bildiğiniz gibi Cevahir Otel'de TTK uygulamalarına yönelik özellikle genel kurul ile ilgili uygulamaların anlatılacağı, özellikle biliyoruz 31 Temmuz'a kadar tüm şirket sözleşmeleri yeni TTK'ya göre düzenlenmesi gerekiyor. Burada izleyeceğiniz yolları anlatan bir çalışma ve yine herkesin merak ettiği tek kişilik şirket dönüşümleri nasıl olacak? Bunları 3 değerli konuşmacı arkadaşımız sizlerle paylaşacak. Ama en önemlisi bu eğitim bittikten sonra muhtemelen 15 Mart'tan itibaren 90 eğitmen arkadaşımız da sizlere bu uygulamaların küçük kitapçıklarla haplar şeklinde bizim deyimimizde karşınıza geleceğiz ve herkes de bir an evvel bu çalışmaları yapması gerekiyor. Yine değerli arkadaşlar, gözetim kurumu ile ilgili süreci çok fazla uzatmak istemiyorum. Defalarca anlattık, ettik. Sayın Başbakan'a mektuplar yazdık. Tepkilerimizi ortaya koyduk. Bugüne kadar bu sese kulak vermediler. Özellikle altını çiziyorum. Genç arkadaşların önünü kesen bu uygulama mutlaka düzeltilmek zorundadır sevgili arkadaşlarım. 15'ini dolduran arkadaşlarımız oh bize ne diyebilirler. Ama biliyoruz ki bağımsız denetim işini yapacak olan, uygulayacak olan genç arkadaşlarımızdır. Bu anlamda tepkilerimizi ortaya koyduk. Ortaya koymaya devam edeceğiz. Yine hepinizin katıldığı, İstanbul'da 15 bin arkadaşımızın katıldığı bu eğitimleri yok sayarak ve bu eğitimlerden odamız ve TÜRMOB 1 lira ücret almazken siz karşılığında 3-4 bin liraya üniversiteleri bu eğitimleri yaptığında kalktığınız zaman birileri bunun hesabını sorar sevgili arkadaşlarım. Bu ülkenin kaynakları bu kadar bol değildir. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda biz de TÜRMOB'la birlikte İstanbul Manşası davamızı açtık sevgili arkadaşlarım. Yasal hakkımızı sona kadar kullanacağız. Hukukun mutlaka bir yerden geri dönüş olacağına inanmaktayız. Çünkü yanlış yapıldığını tüm arkadaşlarım adımıza inandığımızı belirtmek istiyorum. Bugünkü seminerimize katılan başta TÜRMOB Genel Başkan Yardımcımız, oturum başkanımız yapan değerli dostum Ülkü Sönmez arkadaşımıza, İslam Vergi Dairesi Başkanlığı temsilcilerine katılan Fatih Bey, daha önce de katılmıştınız zannediyorum kurumlar vergisine, değerli üstadımıza, Emre Kartaloğlu'nu zaten tanıyorsunuz. O her zaman eğitimlerimizde sizler birlikte olan değerli bir üstadımız. Kendisine de sizler adına teşekkür ediyorum. Ben buradan ayrılmak zorundayım. Saat 14 Ulusal Kanal'da yarınki açıklamamızla ilgili bir televizyon söyleşimiz var. Bu nedenle aranızdan erken ayrılıyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Evet, değerli meslektaşlarım, şimdi gelir vergisi seminerimize geçiyoruz. Başkanımız Sayın Oturum Başkanımız ve değerli konuşmacılarımızı zaten takdim etti. Ben kendilerine oturumu yönetmek üzere Ülkü Sönmez, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcımızı davet etmek istiyorum. Evet. Konuşmacıları sırasıyla davet etmek istiyorum. Sayın Emre Kartaloğlu, yeminli mali müşavir. Sayın Fatih Kaya, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Grup Müdürümüz. Herkese merhaba. Ses geliyor herhalde değil mi? Şirketler çoğalınca gelir vergisine ilgi azaldı herhalde. Ama bunun önemli televizyon, bir de çok kötü bir trafik var bu İstanbul'da. Değerli arkadaşlar, ben konuşmacı arkadaşlarım adına hepinize sisli, İstanbul'un sisli havasında güzellikler diliyorum. Bugün 1950'li yıllardan beri Türkiye'deki vergi sisteminin en güncel ve devamlı değişken bir konusu olan gelir vergisini işleyeceğiz. Aslında gelir vergisi ülkemizdeki
80 milyon insanın 18 yaşını geçen herkesi ilgilendiriyor. Biz de yıllardan beri hep söylüyoruz ama bir türlü başaramıyoruz. Ülkenin kaderi herkes beyanname verdiği zaman düzelecek diyoruz. Çünkü Türkiye'deki beyanname veren sayısı belli. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de 40 milyon kişi, eşit olan 40 milyon kişi ülkede hiç beyanname vermeden nasıl geçtiğini beyan etmeden geçiniyor bir şekilde. Bunların bir kısmı sadece emlak vergisi veriyor, bir kısmı onu da vermiyor. Anayasamızın amir maddesi herkes gücü oranında ülkedeki vergi vermeli ve ülkenin giderlerine katkıda bulunmalı. Vergi haftaları bu vergi bilincini yerleştirmek ve bu geliri tabana yaymak için, vergiyi sevdirmek için, çünkü vergi sevimsiz bir şey. Hiç kimse vergi verme taraftarı değil çünkü. Bu nedenle uygulanıyor. Ben ülkemizin vergi haftasını kullanıyorum, kutluyorum. Çünkü vergi ülkemizdeki sosyal anlamda halkımıza yapılması gereken şeylerin başlıca gelir kaynağı. Ve herkese de gelir oranında beyanname vermeye ve vergisini ödemeye davet ediyorum. Değerli dostlar, bugün sevgili meslektaşlarım, bugün iki tane değerli konuşmacımız var. Birisi Emre Kartaloğlu, yeminli mali müşavir. Emre kardeşimiz eski Maliye Bakanlığı denetim elemanı. Fatih Kaya arkadaşımız da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergi Dairesi Müdürü, Gelir ve Kurumlar Müdürü. Biz birkaç toplantı birlikte olduk zannediyorum onunla. Kendileri bizlere sunumlarını yapacaklar. Sunumlarından sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Bu 15 dakikalık arada yazılı sorularınızı alacağız. O yazılı soruları da bu aradan sonra arkadaşlarımız, ilgili arkadaşımızın ismini de yazarsanız kendileri sorularınızı cevaplayacaklar ve toplantıyı bu şekilde sonlandıracağız. Hava biraz kötü, sistem de kötü. Ben fazla konuşarak vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü buraya konuşmacıları dinlemeye geldik. Ve ben ilk sözü Emre müsaade veriyorum. Söz sizin, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Herkesi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Hem vergi haftasını hem yarın başlayacak olan muhasebe haftasını kutluyorum ülkemiz için inşallah. İyi iki hafta olur, amacına ulaşan iki hafta olur. Gelir vergisi seminerimizin konusu. Şahsi gelirlerin vergilendirilmesi. Kazanç üzerinden alınan iki tür vergi var vergi sistemimizde. Gerçek kişilerin kazançları üzerinden alınan gelir vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin veya kurum kazançlarının vergilendirildiği kurumlar vergisi. 25 Mart tarihine kadar biliyorsunuz gelir vergisinin beyan edilmesi gerekiyor. Aslında temel konumuz da hani seminerde sunmaya çalışacağımız, anlatmaya çalışacağımız temel konu da hangi kazançları beyan edeceğiz, ne kadarı geçerse beyan edeceğiz, ne kadarı geçmezse beyan etmeyeceğiz. 1961 yılında yürürlüğe giren bir kanun, gelir vergisi kanunumuz. O günden bugüne kadar pek çok yamayla, pek çok eklemeyle, pek çok düzenlemeyle halen geçerliliğini korumakta. Yeni bir tasarı var. Yeni tasarı netleşmeye başladı yavaş yavaş. Bununla ilgili de görüşler, yazılar okumaya başladınız. Bunlar üzerine çok durmayacağız. Hani somut biz ne kadar gelir elde edersek beyanname veririz, ne kadar gelir elde edilirse beyanname verilmez. Onlar üzerinde durmaya çalışacağım. Üstad daha özellik arz eden konular üzerinde, daha spesifik bilgiler üzerinde duracak. Ben genel çerçeveyi belirlemeye çalışacağım. Yıllık beyanname, tabii
Bu kısıtlı sürede gelir vergisinin tamamını anlatmak, gelir unsurlarını, indirilecek giderleri, indirilemeyecek giderleri üzerinde durmak, hangi kazanç ticari kazançtır, hangi kazanç serbest meslek kazancıdır, hangi kazanç ücrettir. Bu temel bilgiler üzerinde çok fazla vakit ayırmadan artık bunları tespit etmişiz, beyan edeceğiz mi, etmeyecek miyiz? Edeceksek bunlara indirimleri uygulayacak mıyız, uygulayamayacak mıyız? Bunlar üzerinde duracağım ben hızlı bir şekilde. Yani aslında konumuz Gelir Vergisi Kanunu 85. maddesi, 86. maddesi, 88 ve 89. maddelerinden ibaret. Beyanname verilip verilmeyecek haller. Konuyla ilgili ilk düzenlemeyi aslında 85. madde yapıyor. Ve diyor ki ticari kazancınız varsa, mesleki kazancınız varsa, yani serbest meslek kazancınız varsa, zirai kazancınız varsa, bu faaliyetleriniz varsa, zarar elde etmiş olsanız dahi beyanname vereceksiniz. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Ticari faaliyet varsa, zirai faaliyet varsa, mesleki faaliyet varsa, zarar edilmiş olsa dahi beyanname verilecek. Basit usule tabi olanlar zarar etmiş olsalar dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler. Kolektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komanditi ortakları biliyorsunuz ticari kazanç elde edilmiş sayılıyor. Bunlar ticari zarar elde etmiş olsalar dahi yıllık beyanname vermek zorundalar. Bunlarda bir sorun yok aslında ama diğer gelir unsurları beyan edilecek mi edilmeyecek mi? Tek tek bunlar üzerinde, hızlıca bunlar üzerinde duralım. Örneğin ücretlerle başlayalım. 86. madde düzenliyor. 86. maddenin 1B bendi düzenliyor. Ücretlerin beyan edilip edilmeyeceğini. Önce bilmemiz gereken şu, stopaj yapılan ücret tek işverenden alındıysa ve stopaj yapıldıysa kesinlikle beyan edilmeyecek. Tutarı ne olursa olsun. Tek işverenden ücret alınıyorsa ve stopaj yoluyla vergilendiriliyorsa stopaj nihai vergi olacak. Zaten biliyorsunuz artan oranlı tarifeye göre stopaj yapılıyor. Bu nedenle tek işverenden alınıyorsa ve tevkif yoluyla stopaj yoluyla vergilendirildiyse kesinlikle beyanname verilmeyecek. Aynı bent düzenlemesinde birden fazla işverenden stopaja tabi ücret geliri elde ediyor olabilirsiniz diyor. Bu durumda birden sonrakileri birinciyi saymıyoruz. Birinci zaten beyan edilmeyecek, birinciyi saymıyoruz. Birden sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci stopaj yapılmış ücretlerinizi toplayın. Eğer toplamı 2012 yılında beyan haddi yani 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yazılı rakam 25 bin lirayı aşıyorsa ücretlerin tamamı için beyanname vermek zorundasınız diyor. Çok basit bir örnek üzerinden geçelim. 3 tane stopaja tabi ücret elde edilmiş. Birinci işverenden 30 bin. 30 bin değil de 300 bin dahi olsa tek işverenden alındıysa stopaj yoluyla vergilendirilirse beyan edilmiyor. Ama örnekte 3 işverenden alınmış. Birinciyi saymıyoruz. Birden sonrakilere bakıyoruz. Birden sonrakilerden elde edilen ücretlerin toplamı. Örneğimizde ikinci ve üçüncü işverenden elde edilen ücretlerin toplamı 35 bin lira. 25 bin lirayı aştığı için ücretlerin tamamı yani bu örnekte 65 bin liranın yani birinci işverenden elde edilen ücret dahi ücretlerin tamamının beyan edilmesi gerekiyor. Yani ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücret değil 25'i aşan kısmı değil. Eğer ikinci ve üçüncü işverenden elde edilen ücret 25 bin lirayı aşıyorsa beyan haddini aşıyorsa ücretlerin tamamı bu örneğimizdeki 65 bin liranın beyan edilmesi gerekiyor. Tabii ücretin yanında diğer kazançlar da varsa nasıl değerlendirilecek? Bunu izleyen bölümlerde menkul sermaye iradını, gayrimenkul sermaye iradının üzerinde durduktan sonra tekrar örnekler vereceğiz. Orada söyleyeceğiz ama özetle şunu söylüyorum. Ücreti her zaman kendi içerisinde değerlendireceğiz. Yani ücreti beyan ediyorsak edeceğiz, diğerleriyle toplamayacağız. Beyan etmiyorsak etmeyeceğiz, yine diğerleriyle toplamayacağız. Ücreti her zaman kendi içerisinde değerlendirip kararımızı vereceğiz. Burada örneğin ticari kazanç 38 bin lira, ilk işverenden stopaj yapılmış 36 bin lira ücret elde edilmiş. İkinci işverenden yine stopaj yapılmış 22 bin lira ücret elde edilmiş. Bir kere ticari ne dedik? Ticari faaliyet zararla sonuçlansa dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek. Ticari kazanç için verilecek burada. Ücret verilecek mi onu değerlendiriyoruz. İkinci işveren birden sonraki işverenden elde edilen 22 bin lira. 25 bin liradan küçük olduğu için ücretler için bu örnekte beyanname verilmeyecek. Eğer ikinci işverenden elde edilen 25 bin liradan büyük olsaydı, örneğin 26 bin lira olsaydı, ücretlerin tamamı verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilecekti. Bu söylediğimiz temel çerçeve 86.1b'ye göre söylediğimiz temel çerçeve stopaj yapılan ücretler için beyanname verilecek mi verilmeyecek mi sorusunun cevabı. Eğer elde ettiğimiz ücrette stopaj yoksa,
kaynağında vergilendirilmediyse kesinlikle yıllık beyanname verecek. Tutarına bakılmaksızın yıllık beyanname verecek. Örneğin yurt dışındaki bir işverenden ücret geliri elde ettik. Burada stopaj yoktur, kesinlikle beyan edilmesi gerekir. Örneğin yabancı elçilik ve konsolosluklardan ücret geliri elde edildi. Herhangi bir stopaj yoktur, kesinlikle beyanname verilmesi gerekir. Ücretlerle ilgili temel çerçeve bu. Menkul kıymet gelirleri aslında hem menkul sermaye iratları için beyanname verilecek mi verilmeyecek mi, hem de menkul kıymet satış kazançları için beyanname verilecek mi verilmeyecek mi beraber değerlendirmek gerekiyor. Menkul sermaye iratları 75. maddesinde sayılıyor gelir vergisi kanunun. İşte kar payları, devlet tahvili, hazine bonosu faizleri, mevduat faizleri, repo, ters repo kazançları vesaire. Bunlar menkul sermaye iradı olarak sayılıyor ve gelir vergisi kanunu mükerrer 80. maddesinde de menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazanç, genel itibariyle menkul kıymetlerin satılmasından doğan kazanç, değer artış kazancı olarak değerlendiriliyor. Vergilendirmede menkul sermaye iratlarının ve menkul kıymet satış kazançlarının vergilendirilmesinde önemli bir madde var şu anda yürürlükte. 1-1-2006'da yürürlüğe girdi. 31-12-2015'e kadar yürürlükte geçici 67. madde. Aslında geçici 67. madde menkul kıymetlerin vergilendirilmesini bir bütün olarak düzenliyor. Ve biraz da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Birçok şeyde az sonra bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki geçici 67'ye göre stopaj vardır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmez diyeceğiz. Örneğin mevduat faizleri, örneğin repo kazançları. Geçici 67'ye göre stopaja tabi olduğu için beyan edilmez diyeceğiz. Hisse senedi alım satım kazançlarında, alım satım kazançlarında yani değer artış anlamında düşünürsek, hisse senedi alım satım kazançlarında geçici 67'ye göre stopaj vardır. Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirlerinde ve yine alım satım kazançlarında stopaj vardır. Öncelikle şunu da belirtmek lazım belki, stopaj oranı %0 olarak belirlenmiş olabilir. Vergi uygulamalarında %0 stopaja tabi tutulmuş gelir demektir. %0 stopaja tabi tutulmuş. Çünkü der ki geçici 67. madde, bana göre stopaj varsa beyan yoktur der. Ama sana göre stopajı Bakanlar Kurulu %0 olarak belirlemiş olsun. O stopaja tabi kabul edilir. %0 dahi olsa stopaj yıllık beyannameyle beyan edilmesi söz konusu değildir. Özel sektör tahvil ve bonolarının faiz gelirleri ve alım satım kazançları yine geçici 67'ye göre stopaja tabidir. Mevduat faizleri, repo kazançları, özel finans kurumları yani katılım bankalarından elde edilen kar payları stopaja tabidir geçici 67. maddeye göre genel olarak. Eurobondların alım satımından ve faizlerinden, dönemsel getirilerinden elde edilen kazanç geçici 67 kapsamına girmez. Bunlar beyan edilip edilmeyeceğini çünkü bunları bilerek değerlendireceğiz biraz sonra. Hisse senetleri kar payları geçici 67'nin kapsamına kesinlikle girmez. Anonim şirket hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının vergilendirilmesine geçici 67. madde karışmaz. 22. madde karışır, birazdan bahsedeceğiz. Limited şirketlere ortak olduk, ortak oradan bir kar payı elde etti. Bunun vergilendirilmesine geçici 67 karışmaz. 22. madde karışır, 94. madde stopaj öngörür, birazdan söyleyeceğiz bunu. Tam mükellef kurumlara ait olup İMKB'de işlem gören şirketlerin ve bir yıl şirketlerin hisse senetleri bir yıldan fazla elde tutulduysa bunların elden çıkarılmasından yine geçici 67 uygulanmaz. Hisse senetleri fonlarının %51 hisse senedinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerine hisse senedi fonu deniyor. Hisse senedi fonlarından elde edilen kazançlarla yine geçici 67'de ilgilenmez. Geçici 67'nin kapsamına girmez. Bir de şunu söylemek lazım belki ayrıntılarına girmeden önce. Ticari kazancımız var. Ticari işletmemize dahil bir paramız var. Bu paramızı bankaya yatırdık. Ne elde ediyoruz? Mevduat faizi elde ediyoruz. Menkul sermaye iradı elde ediyoruz. Bu bizim ticari kazancımızdır. Yani bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Ticari kazancımızdır. Mutlaka beyan edilmesi gerekir. Ticari sermayemizden, ticari işletmemizde yer alan bir paradan elde ettiğimiz faiz ticari kazançtır. Hiç geçici 67 ile bir ilgisi yoktur. Bunun beyan edilmesi gerekir. Banka tarafından yapılan stopaj beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Ama ticari işletmem var. Ticari işletmeme dahil etmediğim yastık altında bulunan paralarım var. Yastık altındaki paramı bankaya yatırdım. Faiz geliri elde ettim. Bu menkul sermaye iradıdır.
Buna der ki işte geçici 67. madde, bankanın yaptığı stopaj nihai vergidir. Ayrıca bunun için beyanname vermezsin. Yani ticari kazanç, ticari işletmeye dahil olan bir paradan elde ettiğim kazanç ticari kazançtır. Ticari kazanç olarak vergilendirilir. Ticari işletmeye dahil olmayan bir paradan elde ettiğim kazanç menkul sermaye iradı olarak değerlendirilir. Kâr payları kesinlikle geçici 67. maddenin kapsamına girmez dedik. Çok kısa kısa özetleyeceğim. Kâr payını dağıtan şirket, bir limited şirket kâr elde etti, ortağına dağıtıyor. Bir anonim şirket kâr elde etti, ortağına dağıtıyor. Dağıtırken 94. maddeye göre stopaj yapacak. %15 stopaj yapacak. Bunu elde eden brüt tutar üzerinden stopaj yapılacak. Elde eden banka hesabıma net para yatacak benim. Brüt paranın, brüt kâr payının yarısına der ki gelir vergisi kanunu 22. maddesi gelir vergisinden istisnadır der. Brüt kâr payının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Kalan yarısını beyan edecek miyim? Yine 25 bin liralık beyan haddine bakacaksın. 86.1c'de bunu der. 25 kalan yarısı 25 bin lirayı aşarsa yıllık beyannameye dahil edeceksin. Veya sadece bu gelirim varsa yıllık beyanname vereceksin. Verdim kalan yarısı, örneğin 60 bin lira brüt kâr payı vardı. %15 stopaj yapıldı, 9 bin lira. 60 bin lira benim brüt kâr payım, yarısına kadar 30 bin lira. 30 bin lirasını istisna ettim, 30 bin kaldı. 30 bin 25 bin lirayı aşıyor, beyanname vereceğim. Gelir vergisi hesaplayacağım artan oranlı tarifeye göre. Kârın dağıtımı aşamasında yapılan stopajın tamamını mahsup edeceğim. %15 stopaj yaptı ya şirket kârı dağıtırken. Normalde yarısını istisna ettim, yarısını beyanname verdim. Mantıken stopajın da yarısını mahsup etmem lazım. Ama 22. madde diyor ki hayır, tamamını mahsup edersin. Amaç kâr paylarında %15'ten fazla vergi almak istemiyorum. Zaten %20 şirket nezdinde vergilendirildi. %15 de senin nezdinde vergilendiririm, en fazla %35 vergi alırım diyor. Bu hesaplamayla da 50 bin liraya kadar kâr paylarında 2012 yılından bahsediyoruz. 50 bin liraya kadar bir kâr payı varsa beyanname vermeye gerek yok. Veya verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine kâr payını dahil etmeye gerek yok. Ve 275 bin 600 liraya kadar aslında arkadaşlar vergi çıkmıyor kâr paylarında. Neden çıkmıyor? Çünkü dağıtımda %15 stopaj yapılıyor. Beyan ediyorum, yarısını beyan ediyorum. O stopajın tamamını mahsup ediyorum. Örneğin 100 bin liraya bakalım. Yarısı istisna 50 bin lira. 50 bin lira 25 bin lirayı aştığı için beyan ettim. 11 bin 250 lira hesaplanan gelir vergisi var. Kârın dağıtımı aşamasında %15 stopaj yapılmıştı. 3 bin 750 lira iade çıktı. Aslında 50 bin lira ile 267 bin lira arasında iade çıkıyor. Yani o rakam avantajlı bir rakam, iade sağlıyor. 50 bin liraya kadarsa iadeyi de alamıyorsunuz çünkü beyanname veremiyorsunuz. İnşallah 50 bin lirayı geçer böyle bir kâr payı varsa. 275 bin 600 liraya kadar işte yarısı istisna, kalan yarısını beyan ediyorum. 41.340 vergi hesaplıyorum. Kârın dağıtımı aşamasında da tam 41.340 vergi kesilmiş. Vergi çıkmıyor. 275 bin 600 lirayı aşanlarda da ödenecek gelir vergisi çıkıyor kâr paylarında. Hisse senedi alım satım kazançlarını nasıl vergilendiriyoruz? Bir ara %10 stopaj uygulanmıştı geçici 67 ilk uygulamaya girdiğinde. Tabi aracı kurumlar vasıtasıyla satışından bahsediyoruz hisse senetlerinin. %10 stopaj uygulanmıştı ama şu anda %10 uygulanmıyor. %0 stopaj var burada. Bir yıldan fazla elde stopaj varsa geçici 67 bunu diyor bir kere. Stopaj varsa, bana göre stopaj varsa, benim bu maddeye göre, geçici 67'ye göre stopaj varsa beyan etmeyeceksiniz bu kazancı diyor. Hisse senedi alım satımından aracı kurumlar vasıtasıyla yapılıyorsa, %0 dahi olsa stopaj yapıldığı için bu kazançlar beyan edilmeyecek, beyannameye dahil edilmeyecek. Bir yılı aşkın süreyle elde tuttuysam İMKB'de işlem görenleri zaten geçici 67'nin kapsamına girmiyor. İki yıldan fazla elde tuttuysam da değer artış kazancı sayılmıyor. Herhangi bir şekilde beyanname verilmesine gerek yok. Devlet tahvilleri veya her nevi tahvil diyelim, özel sektör tahvili, özel sektör bonosu da olabilir. Bunlar için beyanname verecek miyim, vermeyecek miyim? Bunu ikiye ayırarak incelemek gerekiyor. Tahviller için özellikle tahvil 1/1/2006'dan önce ihraç edildiyse farklı bir uygulama var. 1/1/2006'dan sonra ihraç edildiyse farklı bir uygulama var. Bu farklı uygulamanın sebebi de yine geçici 67. madde. Çünkü geçici 67. madde 1/1/2006'da yürürlüğe girdi ve dedi ki ben yürürlüğe girmeden önce,
İhraç edilen bir devlet tahvilinden ne zaman faiz geliri elde ederseniz elde edin. 2005 yılındaki mevzuat hükümleri uygulanacak dedi. 2005 yılındaki mevzuat hükümleri. O yüzden biz bunlar da hala 2005 yılındaki mevzuat hükümlerini bilmek zorundayız. Burada da bir ara tam mükellefler için farklı bir stopaj oranı, dar mükellefler için farklı bir stopaj oranı belirlenmişti geçici 67. maddede. Ancak şu anda %10'luk bir stopaj var. 1-1-2006'dan sonra ihraç edilen devlet tahvili faizi, hazine bonosu faizi, devlet tahvili hazine bonosu alım-satım kazançlarında geçici 67'ye göre stopaj vardır ve kesinlikle yıllık beyannameye dahil edilmez. İhraç tarihi 1-1-2006'dan sonraysa. Eurobondlardan bahsettik ve dedik ki Eurobondlar geçici 67'nin kapsamına girmez. Ama 94. maddeye göre Eurobondlardan %0 oranında tevkifat yapılır ve bu tevkifata tabi Eurobond faiz geliri, tevkifata tabi menkul sermaye iradı kabul edilir. Tevkifat %0 olmasına rağmen yine benim 25 bin liralık hadde bakmam lazım. 86.1c öyle der çünkü. Tevkifat yapılmış menkul sermaye iradı için ve tevkifat yapılmış kira geliri için, yani iş yeri kira geliri için 25 bin liralık hadde bakacaksınız der. Eurobond faiz geliri %0 oranında stopaja tabidir 94. madde gereğince. 25 bin lirayı aşarsa, 25 bin lirayı aşarsa beyanname verilmesi veya verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Eurobond alım satım kazançları geçici 67'ye tabi değildir. Maliyet bedeli endekslemesi yapılır. Kalan tutar, kalan tutar, herhangi bir istisna da yoktur. Kalan tutar mutlaka beyan edilir. Eğer devlet tahvili, özellikle tahviller için söylüyorum, hazine bonoları bir yıldan uzun vadeli olamaz ama devlet tahvili örneğin 2004 yılında ihraç edilmiş olabilir. Ben oradan 2012 yılında faiz geliri elde edebilirim. 2012 yılında o devlet tahvilini satabilirim. Bu durumda 2005 yılı mevzuat hükümlerini uygulayacağız dedik. Alım satım kazançlarında geçici 67 kapsamına girmez bunlar. Onu söyledik. Endeksleme yapılacak alım satım kazancı tespit edilirken satıldığı ay hariç olmak üzere üfe oranında endeksleme yapılacak. Endekslenmiş maliyet bedeli düşülecek ve 2005 yılında uygulanan 20 bin liralık bir istisna rakamı vardı bunların alım satımı için. Bu tutar düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecek. Faiz gelirleri içinde yine 2005 yılında mevzuat hükümleri uygulanır dedik ya, indirim oranı diye bir şey vardı. Yani enflasyona isabet eden kısmını, faiz gelirinin enflasyona isabet eden kısmını vergilendirmem diyordu. Her yıl yeniden enflasyon, her yıl indirim oranı belirleniyor. Bu yıl 2012 yıl için %84.4 olarak belirlendi. 1-1-2006 tarihinden önce ihraç edilmiş bir devlet tahvilinden faiz geliri elde eden birisi önce indirim oranını uygulayacak. Yani %84.4'ünü indirecek. Kalan tutar, yine bunlar geçici 94. maddeye göre %0 oranında stopaja tabiydi. Kalan tutar 25 bin lirayı aşarsa tamamını beyan edecek. Burada da yine 1-1-2006'dan önce ihraç edilenler için bir tablo var. Örneğin 150 bin lira faizde indirim oranı %84 oldu. Yani 126 bin lirasını indiriyoruz ve kalan tutar 25 bin liranın altında kaldığı için beyanname verilmiyor. Devlet tahvili faizinde aynı faizde 160.257 liraya kadar beyanname verilmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü indirim oranı nedeniyle. Tekrar ediyorum, yalnız bu bahsettiğimiz 1-1-2005-2006'dan önce ihraç edilen devlet tahvilinden elde edilen faiz. 1-1-2006'dan sonra ihraç ediliyorsa zaten geçici 67'ye göre stopaj var. Kesinlikle beyan yok. 1-1-2006'dan önce ihraç edilenlerde 160.257 liraya kadar beyanname vermeye gerek olmuyor. 167.257 lira ve üzeri için beyanname veriliyor. Çünkü indirim oranından sonraki tutar 25 bin lirayı aşıyor. 25 bin liranın da vergisi 4.502 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir gerçek kişi mevduat faizi, parasını bankaya yatırdı, mevduat faizi elde ediyor. Geçici 67'ye göre stopaj vardır. Kesinlikle beyanname verilmez. Verilecek beyannameye dahil edilmez. Bu kadar. Repo kazancı, bir gerçek kişinin elde ettiği repo kazancında isterse trilyon olsun, isterse katrilyon olsun. Geçici 67'ye göre stopaj vardır. Kesinlikle yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen veya menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde edilen kazançlarda isterse trilyon olsun, yine geçici 67'ye göre stopaj vardır.
Bunlardan elde edilen gelirler için yıllık beyanname kesinlikle verilmez. Bunlara ilişkin de bir örnek var. Hızlıca üzerinden geçelim isterseniz. Bir mükellefimiz 90 bin lira mevduat faizi, 90 bin lira döviz cinsinden mevduat faizi, 275 bin lira TL cinsi mevduat faizi, 25 bin TL repo kazancı elde etmiş. Kesinlikle beyanname verilmez. Ne dedik? Geçici 67'ye göre stopaj vardır. Kesinlikle beyanname verilmez. Offshore faiz geliri varmış 45 bin lira. Yani kıyı bankacılığından, yurt dışındaki bankalardan faiz geliri elde etmiş. Bu beyan edilir mi? Bu beyan edilir. Çünkü az önce ne dedik? Geçici 67'ye göre stopaj varsa beyan edilmez dedik. Yurt dışındaki banka bana faiz öderken stopaj yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla tamamının beyan edilmesi gerekir. Burada 86.1D'de 1290 liralık had vardır. Der ki tevkifat, yani stopaj ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları 1290 TL'yi aşarsa tamamı beyan edilir der. İşte bunun örneği offshore faiz geliridir. Offshore faiz gelirinde stopaj yoktur, istisna yoktur. 1290 TL'yi aşarsa tamamının beyan edilmesi gerekir. 2004'te ihraç edilen, dolayısıyla bu 45 bin liranın tamamını beyan etmesi lazım. Yıllık beyanname verdik. Kalanlarını ekleyecek miyiz ona bakalım. 2004 yılında ihraç edilen bir devlet tahvilinden 600 bin lira faiz geliri elde edilmiş. Bu faiz gelirinin 200 bin liralık kısmı döviz cinsinden olan devlet tahvilindenmiş. 400 bin liralık kısmı ise TL cinsinden olan devlet tahvilindenmiş. Ne farkı var bunun? Şu farkı var. Az önce bahsettik ya, indirim oranı uygulanır. İndirim oranı ne dedik? Enflasyondan kaynaklanan kazancı vergilememeyi amaçlar. Ama sizin diyor faiz devlet tahviliniz döviz cinsi bir devlet tahvili ise indirim oranını uygulayamazsınız. Çünkü döviz zaten enflasyondaki artışı yok eder, ortadan kaldırır. Döviz cinsinden olanlarda indirim oranı uygulayamazsınız. Yani 200 bin lirayı beyan etmeniz lazım. 400 bin lirada önce indirim oranı uygulayacaksınız. Kalan tutar 25 bin lirayı aşıyorsa, ki aşıyordur burada, yıllık beyannameye dahil etmeniz gerekir diyor. Menkul Kıymet Yatırım Fonu katılma belgesinden kar payı elde edilmiş. Bunun için ne dedik? Geçici 67'ye göre stopaj vardır. Kesinlikle beyan edilmez. Ve kar payı Z Limited şirketinden kar payı elde etmiş. 100 bin lira kar payı elde etmiş. Kar payları da geçici 67 ilgilenmez dedik. 22. madde, gelir vergisi kanunu 22. maddesine göre yarısı gelir vergisinden istisnadır. 100 bin liranın yarısı istisna, ne kaldı? 50 bin lira kaldı. Ama 100 bin lirayı dağıtırken şirket 15 bin lira stopaj yaptı. Benim banka hesabıma 85 bin lira yatırdı. Ben 100 bin liranın yarısını istisna yaptım. Kalan 50 bin lira. 50 bin lira 25 bin lira aşıyor mu? Aşıyor. 50 bin lirayı beyan ettim. Hesaplanacak gelir vergisinden karın dağıtımı aşamasında yapılan stopajın tamamı. Yani bu örnekteki 15 bin liranın mahsup edilmesi gerekir. Bu anlattıklarımız çerçevesinde işte 200 bin lira döviz cinsi olan devlet tahvilinden elde edilen faiz ile 400 bin liraya indirim olanı uygulandıktan sonra kalan kısım 2400 lira beyan edilecek. Offshore faiz geliri kesinlikle beyan edilecek dedik. Kar payının yarısı istisna, istisna sonrası kalan tutar 50 bin lira, 25 bin lirayı aştığı için beyan edilecek dedik. Toprağın matrahı buluyoruz ve mahsup edilecek vergi görüyorsunuz örnekte 15 bin lira. İşte bu kar dağıtımı stopajı sırasında, kar dağıtımı sırasında yapılan 15 bin liralık stopaj. Genel olarak hani nasıl hızlı özetleyebiliriz? Böyle hızlı özetleyebiliriz diye düşündüm. Menkul sermaye iratları. Tabii hani daha spesifik sorun varsa bunları soru cevap bölümünde alıp üzerinde durabiliriz. Gayrimenkul sermaye iratları. Biz en çok şey olarak karşılaşıyoruz tabii hani iş yerlerinin ve konutların kiraya verilmesi olarak algılıyoruz. Ama yine ticari sermayeye dahil olmayan, ticari işletmeye dahil olmayan birçok mal veya hakkın kiralanmasından, mal veya hakkın, örneğin bir motorlu taşıtın kiralanmasından elde edilen kazanç, örneğin bir telif hakkının kiralanmasından, bir üretim formülünün kiralanmasından elde edilen kazanç, tekrar söylüyorum bunlar bir ticari işletmeye dahil değilse, gayrimenkul sermaye iradı kabul edilir. Ve ama en çok karşılaştığımız, yine bize en çok sorulan konut kira geliridir veya iş yeri kira geliridir. Giderler var. Önce giderler neler? Hangi giderler düşülür gayrimenkul sermaye iradının tespitinde? İşte kiraya verdiğimiz iki tane gider yöntemi var. Birincisi gerçek gider yöntemi, ikincisi götürü gider yöntemi.
Eğer gerçek belgelendirdiğim, faturalandırdığım giderlerim benim varsa bunları düşebilirsiniz diyor. Kiraladığınız yerle ilgili yaptığınız faturalı giderler. Tek tek üzerinde durmayacağım. Gelir vergisi kanunu 74. maddesinde sayar. Sadece bir ya da iki şeyin üzerinde duracağım. Gerçek giderlerle ilgili. Konut kredisi kullandım. Çünkü bu bilinmiyor ve çok soruluyor. Konut kredisi kullandım. Ev aldım. Aldığım evi kiraya verdim. Kira gelir elde ediyorum. Bir taraftan da konut kredisi için faiz ödüyorum. Bu faizi elde ettiğim kiradan düşebilir miyim? Düşebilirim. Konut kredisi faizini veya iş yeri kredisi faizini her neyse elde ettiğim kiradan düşebilirim. Ve konutlar için ayrıca bir indirim var. Bu faizin dışında ayrıca bir indirim var. Bu önemli. İktisat bedelinin %5'ini. Örneğin 2012 yılında 500 bin liraya ev aldım. İktisat bedeli ne kadar? İktisat bedeli 500 bin lira. %5'i 25 bin lira. 2012'de kiraya verdim. 40 bin lira kira geliri elde ettim. Bu %5'i 2012'de düşebilirsiniz diyor. İktisat bedelinin %5'ini düşebilirsiniz. Yani 40 bin eksi 25 bin yapabilirsiniz diyor. Ve bu indirimi sadece konutlar için uygularsınız ve iktisat tarihinden yani satın alma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygularsınız. 2012'de aldım, 2012'de uygularım, 13'te uygularım, 14'te uygularım, 15'te uygularım, 16'da uygularım. Örneğin 2009'da aldık biz bunu, evi 2009'da aldık. Bu indirimi de bilmiyorduk. Bugünkü bu seminerden öğrendik veya 2012 yılında öğrendik. Şimdi 2009'da aldım, haklarım 2009, 2010, 2011, 2012. Bu yıl uygulayabilirim ve gelecek yıl uygulayabilirim. Yani öğrendiğim tarihten itibaren 5 yıl süreyle uygulayamam. İktisat tarihinden itibaren 5 yıl uygulayabilirim. 2009'da almıştım, bugün öğrendim, bu yıl uygularım, önümüzdeki yıl uygularım. Ancak bu indirim gider fazlalığı sayılmaz diyor. Yani zarar yaratmaz. Sonraki yıla zarar olarak devretmez. Az önceki örnekte dedim ya 40 bin lira 25 bin lira. 40 bin 25 değil de hasılatım 20 bin lira olsaydı. %5'i ne kadar? 25 bin lira. 20 bin eksi 25 bin aslında 5 bin lira zarar. Hayır bu gider diyor zarar yaratamaz. Bu gideri en fazla hasılat kadar uygulayabilirsiniz. Bu %5'lik gider zarar yaratmaz sonraki yıla devretmez. Bir de şey üzerinde duralım. Giderler anlamında gerçek gider yöntemi seçiliyorsa sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli. Derslere katılanlar bilirler. Tekerleme gibi diyorum ben bunu aslında. Şunu diyor aslında. Ankara'da eviniz var. Kira geliri elde ediyorsunuz. İstanbul'da da kirada oturuyorsunuz. Kira ödemesi yapıyorsunuz. Ankara'da elde ettiğiniz kira hasılatından İstanbul'da ödediğiniz kirayı gider olarak düşebilirsiniz. Yine bu da yalnız, yine bu gider indirimi de zarar yaratmaz. Sonraki yıla zarar olarak devretmez. Dar mükellefler yurt dışında ödedikleri kiralar için bu indirimi uygulamaları mümkün değildir. Onun dışındaki gerçek giderler üzerinde durmayacağım. Götürü gider var. Eğer baktım benim gerçekten faturalandıramadığım giderler hasılatımın %25'inin altında kalıyor. O zaman ne yapmam lazım mantıklı olarak? Götürü gider yöntemini seçmem lazım. Çünkü götürü gider diyor ki hasılatın, kira hasılatının %25'ini gider olarak düşebilirsiniz diyor. Yani %75'ini vergilendirirsiniz diyor. Kira hasılatının %25'ini götürü gider olarak düşebilirim. Yalnız bunu hakları kiraya verenler götürü gider yöntemini seçemezler diyor kanunda. Ve bu yöntemi seçenler 2 yıl üst üste uygulamak zorundalar. Ben 2012'de bu yöntemi seçtim. Çünkü niye? Gerçek giderlerim düşüktü. 2013'e geçtim. Baktım gerçek giderlerim yüksek bu sefer. Hayır. 2013'te de uygulamak zorundasın. Götürü gider yöntemini seçtiysen 2 yıl üst üste uygulamak zorundasın. İstisna var gayrimenkul sermaye iratlarında. Yalnızca konut kira gelirleri için var. Yalnızca konut. İş yeri kira gelirinde istisna diye bir şey yok. Diğer mal veya hakların kiralanmasında istisna diye bir şey yok. Sadece konut kira gelirlerinin 3000 lirası 2012 yılında 3000 lirası gelir vergisinden istisna. 3000 lirayı aşan bir konut kira geliri elde ediyorsam aşan kısmı bakın bu beyan haddi değil. Az önce 25 bin liraya ne dedik? 25 bin lira beyan haddidir. Yani 25 bin 1 lira elde ediyorsam 25 bin 1 lirayı beyan etmem gerekir. Ama 3 bin 1 lira gelir elde ediyorsam, konut kira gelir elde ediyorsam 1 lirayı beyan etmem gerekir. 3 bin lira istisnadır. 3 bin lirayı unutuyorum.
3000 lirayı aşan bir konut kira gelirim varsa aşan kısım için beyanname veririm. 3000 liranın altında kalıyorsa konut kira geliri kesinlikle beyan verilmez. Verilecek beyannameye dahil edilmez. Kimler bu istisnadan yararlanamazlar? Konut kira geliri elde ettim ama sakladım. Beyanname vermedim. Vergi dairesi bunu yakaladı. Beyanname ver dedi veya ben senin yerine hesaplıyorum vergini dedi. İstisnayı uygulamaz. Ama ben sakladım, sonra içim rahat etmedi. Vicdanım da rahat etmedi. Gittim beyan ettim kendim. Pişmanlıkla beyanname verdim. İstisnadan yararlanabilirim. Sadece konutlar için var dedik. İş yerleri için yok. Ve şunu bilmemiz lazım. Ticari kazancımız varsa, beyannameye yazacağımız ticari kazancımız varsa, zirai kazancımız varsa, mesleki kazancımız varsa, onun yanında da konut kira gelirimiz varsa bu istisnayı uygulayamayız. Ticari kazancı, zirai kazancı ve mesleki kazancı olanlar konut kira gelirleri için istisnadan yararlanamazlar. Ve beyanı nasıl yapılır tekrar söylüyorum. İstisna haddinin altındaysa, 3000 liranın altındaysa kesinlikle beyan edilmez. 3000 lirayı aşarsa aşan kısım kesinlikle beyan edilir. Giderler düşülür, kalan tutarı kesinlikle beyan edilir. İş yeri kira gelirlerinde stopaj var. Kirayı ödeyen %20 gelir vergisi kanunu 94. maddesine göre %20 stopaj yapıyor. Basit usule tabi birisine kiraya verdiysek biz iş yerimizi, biliyorsunuz basit usule tabi olanlar stopaj yapmazlar. Dolayısıyla bu iş yeri kira gelirlerinde stopaj yoktur. %20 stopaj var. Beyanname verilecek mi? Konut kirayı söyledik. İstisnayı aşarsa aşan kısım beyan edilir. İş yeri kira gelirini yine 86. madde 86.1c düzenliyor. Ve diyor ki stopaj yapılmış iş yeri kira geliriniz, stopaj yapılmış iş yeri kira geliriniz 25 bin lirayı aşarsa beyan etmek zorundasınız veya verdiğiniz beyannameye dahil etmek zorundasınız. Ama 25 bin liranın altında kalırsa beyanname vermenize gerek yok. Tabi burada da 86'ya 1c vergiye tabi gelir toplamı diye başlar. Yani örneğin iş yeri kira gelirim brüt tutarına bakıyorum her zaman. Hep brüt tutarına, yani stopaj yapılmamış giderler indirilmemiş tutarına bakıyorum. 25 bini aşarsa beyan ediyorum, aşmazsa beyan etmiyorum. Ama 86.1c diyor ki vergiye tabi gelir toplamına bakarak diyor bu kıyaslamayı yapın. Örneğin 20 bin lira stopaj yapılmış iş yeri kira gelirim var. 10 bin lira da ticari kazancım var. Şimdi tek başına 20 bin lirayı görürsem diyorum ki beyan edilmez. Ama 86.1c diyor ki ikisini toplayarak diyor 25 bin lirayla kıyaslayın diyor. 20 bin, 10 bin de ticari kazanç 30 bin. 25 bin lirayı aştı mı? Açtı. İkisini de beyan edin diyor. Birazdan örneklerimiz var. Orada tekrar bunlar üzerinde duracağız. Brüt kira geliri, brüt iş yeri kira geliri 25 bin liraya kadarsa beyanname verilmiyor. Burada da 25 bin liraya kadar beyanname verilmiyor. Ve 110.240 liraya kadar arkadaşlar. 110.240 liraya kadar vergi çıkmıyor. İade çıkıyor aslında. Neden? Çünkü %20 götürü gider yöntemini seçersek yapıyoruz tabii bu hesaplamayı. Gerçek gider yöntemini seçersek farklı olabilir. Çünkü ben kıyaslamayı hep ne için üzerinden yapıyorum? Brüt tutar üzerinden yapıyorum. Brüt tutar 25 bin lirayı aştı. Beyan ettim. Sonra neyi beyan ediyorum aslında? Giderler düşülmüş rakamı beyan ediyorum. En azından %25'i düşülmüş rakamı beyan ediyorum. Götürü gider olarak hesapladığımızda, götürü gider olarak hesapladığımızda 110.240 liraya kadar iş yeri kira gelirlerinde iade çıkıyor. 110.240 lirayı aştıktan sonra ödenecek gelir vergisi çıkıyor. Basit bir örnek var. Götürü gider yöntemi seçilmiş. İstisna, önce istisna düşülür, sonra giderler düşülür. Önce istisna düşülmüş, götürü gider düşülmüş, kalan tutar beyan edilmiş. Gerçek gider yönteminde belki bunun üzerinde biraz durmak lazım. Bir sonraki örnekte o var. İkisi beraber elde ediliyorsa, hem konut kira geliri hem iş yeri kira geliri elde ediliyorsa... konut kira geliri için ne dedik? 3000 lira yaşıyorsa kesinlikle beyan edilecek. Örneğimizde ne kadarmış? 24.000 liraymış. Kesinlikle beyan edilecek. Hiç tereddüt yok. İş yeri kira geliri için ne dedik? Stopaj yapılmıştır. Brüt tutarına bakarım. Brüt tutarı 25.000 lira yaşarsa beyan ederim. Burada ikisi de aştığı için ikisini de beyan ediyorum. Götürü gideri uyguluyorum. Hesaplanan gelir vergisinden, iş yeri kira gelirinden kaynakta yapılan vergilendirmeyi, yani 5800 lirayı mahsup ediyorum. Gerçek gider yöntemi seçilirse bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani gerçek gider yöntemini seçtik. Konut kira gelirimiz var. İstisna var dolayısıyla.
Şimdi diyor ki örneğin 20 bin liralık hasılatım var. 15 bin liralık da gerçek giderim var benim. Bu 15 bin liranın tamamını düşemezsin diyor. Neden? Çünkü 20 bin liranın tamamını vergilendirmiyorum. 20 bin liradan 3 bin lira istisna düşeceğim. Yani bu yaptığın gerçek giderlerden 3 bin liraya pay vermen lazım. İstisnaya da pay vermen lazım. Kalan tutarını düşmem lazım. Bunun için formül verilir. Kaynaklarda da görürsünüz bu formülü ama böyle bir formül bilmeye veya izberlemeye gerek yok aslında. Şunu yapmam lazım. Benim hasılatım 20 bin lira, 3 bin lirası istisna. 20 bin lira için 15 bin lira gider yapmışım. İstisna düştükten sonra tutarına kadar 17 bin lira. 17 bin lirayı isabet eden gider ne kadardır? Doğru orantı yapıyorum. Beyan edeceğim tutara isabet eden gideri buluyorum ve onu düşebiliyorum. Örneğin burada bu örnekte gerçek giderlerimin toplamı 10 bin liraymış. Hasılatım 24 bin liraymış. Yani 24 bin liralık hasılat elde edebilmek için 10 bin lira gider yapmışım. Ama ben neyi vergilendiriyorum? İstisnayı düşüyorum, 21 bin lirayı vergilendiriyorum. Bu 21'e isabet eden gideri düşebilirsin. 11'i düşemezsin. 21'e isabet eden gideri düşebilirsin diyor. 21'e isabet eden gideri dediğim gibi doğru orantıyla 8750 olarak buluyorum. 21'den 8750'yi düşüyorum. 12250'yi de beyan edecek gayrimenkul sermaye iradı olarak dikkate alıyorum. Bu da bu kadar özetlenebilirdi kira gelirleri. Değer artış kazançları, malların ve hakların çok genel olarak özellikle gayrimenkuller. Biz en çok neyle karşılaşırız? Gayrimenkulle karşılaşırız veya işte anonim şirket hisse senedi satışıyla karşılaşırız. Limited şirket ortaklık payı satışıyla karşılaşırız. Anonim şirket hisse senedi satışı üzerine duracak olursak, 2 yıl içerisinde satılırsa, İMKB'de işlem görüyorsa, 2 yıl içerisinde satılırsa değer artış kazancı var. Tam mükellef kurumlara aitse, pardon İMKB'de işlem görmenin bir anlamı yok burada. Tam mükellef kurumlara aitse, 2 yıl içerisinde elden çıkartılıyorsa değer artış kazancıdır. 2 yıl tuttuktan sonra satıyorsam değer artış kazancı değildir, gelir vergisinin konusuna girmez. AŞ hisse senetleri. Hani zaten bir kıyaslama yapılır ya, anonim şirketler mi avantajlı, limited şirketler mi avantajlı ve hep şu söylenir. Anonim şirket hissesinin satışta vergi yok, limited şirket hissesinin satışta vergi var denilir. İşte bu mükerrer 80. maddedeki düzenlemeden kaynaklanır aslında. Çünkü AŞ hisse senedini 2 yıl içinde satarsanız vergi vardır, 2 yıldan sonra satarsanız gelir vergisi yoktur. Ama limited şirket ortaklık payını, hisse senedi demeyelim ona, hisse senedi yoktur çünkü. Limited şirket ortaklık payını ne zaman satarsanız satın, gelir vergisinin konusuna giren bir işlem vardır, kazanç doğar. Menkul kıymet satışında istisna yoktur, sadece endeksleme yapılır, maliyet bedeli endekslemesi yapılır. Endeksleme sonrasında çıkan kazanç beyan edilir. Gayrimenkuller üzerinde durmak lazım belki. Gayrimenkullerin 5 yıl içinde satışından doğan kazanç değer artış kazancıdır diyor. Gayrimenkulü aldım, 5 yıl içinde sattım, değer artış kazancıdır. 5 yıl beklettim, daha sonra sattım, gelir vergisine tabi değildir. 5 yıl içinde sattım, kazanç oluştu. Maliyet bedeli endekslemesi yapacaksınız diyor. ÜFE oranında artıracaksınız maliyet bedelini diyor. Kalan kazançtan 8800 liralık bir istisna vardır diyor. Değer artış kazançlarında 8800 lirayı düşeceksiniz, beyan edeceksiniz. Örnek. 200 bin liraya alınmış 2010 yılında, 500 bin liraya satılmış 2012 yılında. Bayağı kâr edilmiş, Allah bereket versin, arsa alınmış. Bununla da çok karşılaşılabilir. Burada satıldığı ay hariç olmak üzere maliyet bedelini endeksleyeceksiniz diyor. Hangi ayda satmışım? Ekim 2012'de. Eylül 2012 üfesini alacağım ve Temmuz 2010 üfesini alacağım. Artış oranı da %10'un üzerindeyse endeksleme yapabilirsiniz diyor kanun. Artış oranı %10'un altındaysa endeksleme yapamazsınız. Örneğimizde artış oranı %18 olarak gerçekleşmiş. Endeksleme yapılabilir. Yaptım 2018'i %18 oranında artırdım. Aslında 237 bin lira buldum. Kaça satmıştım? 500'e satmıştım. Aradaki fark benim kazancım. Bulduğum kazançtan 262.770 lira kazancım. 8.800 lira istisnayı düşüyorum. 253.970 lirayı buluyorum. Bunun üzerinden de artan oranlı tarifeye göre gelir vergisi hesaplıyorum. Ve 81.999 lirayı buluyorum. Tabii bu tapuda değerlerin gerçek değerler olduğu varsayımıyla hazırlanmış bir örnek. Gerçek yaşamda tam böyle olmuyor bildiğiniz gibi.
Aslında hep bundan bahsettik. Toplama yapılmayan haller, yıllık beyannamede beyan edilmeyecek gelirler. 86. maddeden bahsettik buraya kadar sunumumuzu yaparken. Ama işte 86.1a, 86.1b, 1c diye hani çok o numara ve rakam kargaşasında boğmak istemiyorum ama 86'yı bilmek gerekiyor. Yani beyan edilecek mi, edilmeyecek mi anlamında 86'yı bilmek gerekiyor. 86.1a, 86.1 zaten tam mükellefler için düzenler. A bendinde yazılanlar için kesinlikle beyanname verilmeyecek. Kesinlikle beyanname verilmeyecek A bendinde yazanlar için. Bunlar 75'e 15 ve 16'da yazılı menkul sermaye iratları der. Yani sigorta şirketlerinden ayrılanlara yapılan ödemelerle bireysel emeklilik şirketlerinden ayrılanlara yapılan ödemeler. Ayrılış sırasında şirketler stopaj yaparlar. Ne elde ederseniz elde edin. Kesinlikle yıllık beyannameye dahil etmeyeceksiniz. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, yani küçük ölçekli çiftçilerin kazançlarında müstahsil makbuzunda stopaj yapılır. Kesinlikle bunlar yıllık beyannameye dahil edilmez diyor. Ve kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı, az önce söyledik, konut kira geliri 2900 lira elde edilmiş. Beyannameye dahil edilir mi? Edilmez. Gayrimenkul satış kazancı 8000 lira elde edilmiş. Neydi istisna rakamımız? 8800 liraydı. Beyan edilir mi? Edilmez. B bendi ücretleri düzenliyor, söyledik. C bendi de stopaj yapılmış menkul sermaye iradı, örneğin kar payını veya stopaj yapılmış gayrimenkul sermaye iradını, örneğin iş yeri kira gelirini düzenliyor. D bendini de söyledik aslında, stopaj olmayan, İstisna olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını düzenliyor. Stopaj yoksa, örneğin alacak faizinde stopaj yoktur, istisna yoktur. 1290 TL'nin altındaysa beyan edilmez. 1290 TL'yi aşarsa tamamı beyan edilir. Örneklere hızlıca bakalım isterseniz. İş, 3 tane işverenden stopaj yapılmış, ücret geliri elde edilmiş. Ne yapıyorduk? Birinciye hiç bakmıyorduk. Birden sonrakilerden elde edilir. Görülmüyor mu örnekler? Görülüyor. Zor görülüyor. Birinci işverenden 50 bin, ikinci işverenden 21 bin, üçüncü işverenden 17 bin lira ücret geliri elde edilmiş. Birinci işverene bakmıyordum. Birden sonrakilerden elde edilenlerin toplamı 25 bin lirayı aşarsa ücretin tamamını beyan ediyordum. Dolayısıyla burada 21 bin artı 17 bin, 38 bin büyüktür 25 bin lira olduğu için 88 bin ücret tamamı, 50 bin dahil, ilk ücret dahil tamamını beyan ediyorum. Konut kira gelirinde ne dedik? İstisnayı aşan kısmını beyan ederiz. İstisna uygulayabilirim burada. 3 bin lira istisna düştüm, 10 bin lirayı beyan ederim. Götürü giderli de düştükten sonra. Hadden bahsetmiyorum. Ücretleri toplayınca 88 bin çıkıyor orada. Tesadüfen çıkmış öyle aslında. 50, 21, 17 daha 88 bin. Bir had yok orada. 88 bin beyan edilecek. Toplamı 88 bin çıkmış. Başka bir örnek. Birinci işveren, stopaj yapılmış burada ücretlerin hepsi. Birinci işveren 85 bin, ikinci işveren 18 bin. İkinci işveren 25 binin altında olduğu için ücretler beyan edilmez. Ücretleri unuttum. Bakmayacağım artık ücretlere. Konut kira geliri ile iş yeri kira geliri brüt. Az önce bunu anlatmaya çalıştım aslında. 86'ya 1C der ki vergiye tabi gelir toplamı 25 bin lirayı aşıyorsa iş yeri kira gelirini beyan edin der. Bakın ücreti görmüyorum, ücreti unuttum. İş yeri kira geliri brüt 24 bin liraymış. Tek başına olsaydı beyan etmeyecektim bunu. Çünkü neden? 25 binin altında. Ama yanında bir de 9 bin liralık konut kira geliri var. Vergiye tabi tutarına kadar 3 bin lira istisnai düştüm, vergiye tabi tutar 6 bin lira. İşte diyor ki bana 24 ile 6'yı topla, 25'i aşıyorsa beyanname ver. Ki burada 24 ile 6'yı topladım 30 bin lira, 25 bin lirayı aştığı için hem konut kira geliri hem de iş yeri kira gelirini beyan etmek gerekiyor. Yani burada bakın tek başına baktığımızda iş yeri kira geliri 25'in altında, hatta burada bunu beyan etmek muhtemelen mükellefe iade çıkartacaktır. 220 numaralı gelir vergisi gene bir ara vergi daireleri direnmişti. Şu anda nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu tür beyannameleri almamaya çalıştı. Üstad buradayken hani mutlaka buna da cevap verir. Ama 220 numaralı tebliğde aynen böyle bir örnek var. İkisinin toplamı 25 bin lira yaşıyorsa beyan edilir diyor. Dolayısıyla da o beyanname iade çıkarır.
İş yeri kira geliri 15 bin lira, konut kira geliri 11 bin lira. Mevduat faizi 210 bin lira. Mevduat faizi geçici 67'ye göre stopaj vardır. Kesinlikle beyan edilmez dedik. Dolayısıyla diğerlerine bakacağım. Az önceki gibi kalıyor. Bu da burada istisnayı uygulayabilir miyim? Uygulayabilirim. Konut kira gelirinde düştüm. 23 bin lira. 15 ile topladım. Pardon düştüm. 8 bin lira. 15 ile topladım 23 bin lira. 25 binin altında kaldığı için iş yeri kira gelirini beyan etmiyorum. Bakın sadece iş yeri kira gelirini beyan etmiyorum. Ama konut kira gelirinde ne dedik? İstisnayı aşarsa mutlaka beyan edilir. İstisnayı aşan kısmını beyan ediyorum bu örnekte. Bu notları paylaşırız mutlaka. Hani örnekler üzerinde tek tek durup böyle şey yapmayalım. Notları paylaşırız. Siteye koyarız veya başka bir şekilde yayınlanır. Tek tek güzel örnekler var çünkü hani beyan edilir edilmez, hangi durumda edilir hangi durumda edilmez. Bunu burada çünkü arka taraftan örnekler de gözükmüyor muhtemelen. Üzerinde tek tek durmak belki çok anlamlı olmayacak diye düşünüyorum. Ama genel çerçeveyi, genel mantığını da anlattık ve yardımcı olabildik. Tabii yine sorular ve cevaplar üzerinde dururuz ayrıca. Örnekler üzerinde tek tek durmayalım diye düşünüyorum. Başkanım indirimlerden müsaadenizle devam ediyorum. Artık ne yaptık? Beyanname edeceğim mi etmeyeceğim mi? Kararımı verdim. Yazdım beyannameye yazdım. İşte beyanname bu. Kârsa kâra yazdım. Zararsa zarara yazdım. Bakın hem kâr var hem zarar var. Gelir unsurları itibariyle gelir vergisi beyannamesi aynen. Ücretlerden zarar edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ücretin zarar sütunu boştur. Diğer kazanç ve iratlardan zarar edilebilir. Örneğin evi 200 bin liraya almışımdır, 180 bin liraya satmışımdır, 20 bin liraya zarar ettim. Ama der ki, bakın burada kar ve zararın hepsini birbirinden mahsup ederim. Sonuçta kar veya zarar çıkar, 25 veya 26 numaralı satırda yazarım. Ama der ki 88. madde, diğer kazanç ve iratlardan doğan zararları diğer 7 gelir unsurunun karından mahsup edemezsiniz der. Yani diğer kazanç ve iratların zararını, değer artış zararlarını, arizi zararları diğer gelir unsurlarından mahsup edemezsiniz. Sonra bir kar rakamım çıktıysa yani 26. satıra ben 26. satıra bir rakam yazdıysam indirimleri uygulayabilirim. İndirimlere geçelim. 89. maddeye geçtim artık. Ne beyan edersem edeyim. İstersem ücret beyan edeyim. İstersem menkul sermaye iradı beyan edeyim. Menkul sermaye iradı kar payı beyan edebilirim veya 1/1/2006'dan önce ihraç edilen devlet tahvili faizi beyan edebilirim. İstersem kira geliri beyan edeyim. Artık bu indirimi uygulayabilirsiniz. Bu indirimler beyanname veren tüm mükellefler için geçerli. Bazı istisnaları var onları bahsedeceğiz, söyleyeceğiz. 26. satıra bir kar rakamı yazdıysanız indirimleri uygulayabilirsiniz. Ne bu indirimler? Şahıs ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, şahıs sigorta primlerini indirebilirsiniz. Eğitim ve sağlık harcamalarınızı indirebilirsiniz. Üzerinde duracağız tekrar. Eğitim ve sağlık tesislerine ilişkin yaptığınız bağış ve yardımları indirebilirsiniz. Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış ve yardımları. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek amacıyla yaptığınız bağış ve yardımları. Sponsorluk harcamalarını, araştırma geliştirme harcamalarınızı. İster gelir vergisi kanununa göre ister 5746 sayılı kanuna. Diğer bağış ve yardımları, %5'lik bağış ve yardımları olabilir. Gelir vergisi kanununda saymayıp da ilgili kanunlar, örneğin yüksek öğrenim kanununda der ki üniversitelere yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilir. Bunlar üzerinde tek tek ve hızlıca durmaya çalışalım. Hayat, sağlık ve benzeri sigorta primlerinin indirimi. Öncelikle şunu bilelim, bireysel emeklilik sistemi içinde bu indirimi uygulayacağımız son yıl. 2013'ten itibaren artık bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını beyannamede indirilmesi mümkün değil. En son bu beyannamede indireceğiz artık. Artık devlet katkısı geldi biliyorsunuz. Vergisel teşvikleri kaldırıldı bireysel emeklilik sisteminin. Beyannamede bildirilen gelir der. Bu işte 26. satıra yazdığımız kar rakamı. Kar rakamının mutlaka bakın indirimlerin de genel şartı budur. Zarar yaratmaz bu indirimler. Kar varsa uygulanır, kar yoksa uygulanamaz. Kar rakamından fazla bir indirim uygulayamam. Zarar yaratmaz, sonraki yıllara devretmez. Sadece ARGE, o da 5746 sayılı kanuna göre yapılırsa araştırma geliştirme faaliyetleri
Sadece ARGE sonraki yıllara devreder. Onun dışındaki indirimlerde genel prensibimiz bu. 26. satırdaki kar rakamı kadar uygulanır. Zarar yaratmaz, sonraki yıllara devretmez. Mükellefler kendisi, eşi ve çocukları için yaptığı bireysel emeklilik sistemi katkı payı ödemeleri, hayat sigortası, sağlık sigortası ödemelerini, prim ödemelerini ödenmiş olmak şartıyla beyannamede indirim konusu yapabilir. Bu şirketlerin Türkiye'de bulunması gerekir. %5 ve %10 ayrımı var. Onun üzerinde duracağız. Giriş ücreti ve yönetime katkı payının bu kapsamda indirim konusu yapılması mümkün değil. Ödeme tutarının ve ödeme tarihinin belgelendirilmesi gerekir diyor 256 numaralı gelir vergisi genel tebliği. İlgili olduğu yılın, beyannamenin verildiği yılın sonuna kadar ödenmesi gerekir diyor. Ödediniz de ödemediyseniz indirim yapamazsınız. Ödediniz, indirmeyi unuttunuz. Sonradan düzeltme yapılabilir mi? Belki üstad böyle daha teknik tartışmalı konulara değinecek ama sonradan indirim konusu yapılabilir mi? Tebliğ yapılamaz diyor ama daha eski yıllarda verilen özelge var. Yani düzeltme yapılamaz diyor tebliğ. Düzeltme beyannamesi verilemez diyor. Ama daha önceden verilen özelgeler var. Orada diyor ki bunlar diyor size tanınmış haklardır diyor. Bu hakkı kullanmayı unutmuş olmanız hiçbir zaman kullanmayacağınız anlamına gelmez. Hakkı kullanmayı hatırlarsanız düzeltme beyannamesi verip düzeltebilirsiniz diyor. Ama idarenin şu andaki görüşü ne? Onu Fatih Üstad bize söyleyecektir mutlaka. Bu tür indirimler uygulanmadıysa düzeltme yoluyla yapılabilir mi? Eşlerin ve çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde bunlar herkes kendi beyannamesinde bunları uygulayacak. Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı paylarında %10 yani kar rakamı 26. satırdaki kar rakamının %10'undan fazlasını indiremem. Diğer şahıs sigorta primlerinde de kar rakamının %5'inden fazlasını indiremem. %5'inden fazlasını indiremem. Tabii bunların toplamının da %10'u aşmaması lazım. Yani biri için %10, biri için %10. Yani %15 de indiremezsin diyor tebliğdeki ve sirkülerdeki açıklamalar. Örneğin beyan edilen gelir 10 bin lira. Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payı ödemesi 800 lira. %10'u aşmamış. %10'u 1000 lira. 800'ü indirebilirim. Şahıs sigortası primine yapılan ödeme 300 lira. %10'u aşmamış. 300'ü indirebilirim. Ama ikisinin toplamı 1100 lira yapıyor. %10'u aşıyor. Hayır, 1000 lira indirebilirsin bu durumda diyor. İkisinin toplamının da %10'u aşmaması gerekir ve %10'u aşmıyor olabilir ama asgari ücretin yıllık brüt tutarını da aşmayacak diyor. Yani en fazla %10'a bakacağım ama en fazla 2012 yılı için 10.962 lirayı da aşmamam lazım. Bağkur primleri, Bağkur primlerini bu madde kapsamında değerlendirmeyelim. Bağkur primleri ayrı bir düzenleme aslında. Yani Bağkur primi ne? Artık Bağkur primi diye bir şey yok ama 5514B'ye göre ödenen primler veya isteğe bağlı sigortalıların ödediği primler. Bunları diyor ki özellikle ortaklık halindeki işletmelerde Bağkur primini gider yazmak aslında primler giderdir. Ama ortaklık şeklindeki işletmelerde gider yazmak sorun oluşturuyor diyor. O yüzden diyor Bağkur primlerini beyannamede indirin diyor. Beyannamede serbest meslek kazancı elde eden kendi beyannamesine, yani bu beyannamenin toplandığı beyannamede değil ama her bir kazancın eki vardır biliyorsunuz. Orada indirebilir diyor. Ticari kazanç elde eden orada indirebilir diyor. Zirai kazanç elde eden orada indirebilir. Burada %5, %10 sınırı yoktur. Kar rakamına kadar tamamını indirebilirsiniz. Kârı aşamazsınız. Bağkur primi nedeniyle bu anlamda zarar oluşturamazsınız. Sadece serbest meslek erbabı, serbest meslek kazanç defteri tutuyorsa bu gider yazabilir diyor. Bağkur primini gider yazabilir. Dolayısıyla Bağkur primi zarar oluşturabilir diyor. Yine ödenmesi gerekir. İlgili bulunduğu yılda ödenirse indirilir diyor. Ama buna tezat oluşturan muktezalar var, özelgeler var. Birazdan söyleyeceğiz. Gayrimenkul sermaye iradı yönünden beyanname veren Bağkur primini veya isteğe bağlı sigorta primini indiremez. Ücret nedeniyle beyanname veren Bağkur primini veya isteğe bağlı sigorta primini beyannamede indirim konusu yapamaz. Ama menkul sermaye iradı elde edenler, yani anonim şirketlerin sadece yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerin ortakları menkul sermaye iradı, yani şirketten elde ettiği kar payı nedeniyle beyanname veriyorlarsa ödedikleri Bağkur primlerini beyannamede indirim konusu yapabilirler. İşte burada diyor mesela Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 2010 yılında vermiş olduğu bir özelge, geçmiş yıllara ait olsa bile Bağkur primi ödemeleri ödemediniz yıllardır. Geldim hepsini 2012'de ödedim.
Hepsini 2012'de indirebilirsiniz diyor. Ödendiği yılda indirebilirsiniz diyor. Gayrimenkul kira geliri elde edenleri, ücret geliri elde edenleri indiremez diyor. Bunu söyledik. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler yine gayrimenkul sermaye iradında indirim konusu yapamaz. Menkul sermaye iradı ile ilgili olarak söyledim. Kar payı nedeniyle yıllık beyanname veriliyorsa yıllık beyannamede indirim konusu yapılması mümkündür. Diğerlerinden de bahsettik. Sakatlık indirimi diye bir indirim var. Beyannamede özürlü hizmet erbabı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunan hizmet erbabı beyanname veriyorsa sakatlık indiriminden yararlanabilir. Serbest meslek erbabı ve bakmakla yükümlü özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı sakatlık indirimi yapabilir. Basit usulde vergilendirenler sadece kendileri özürlü ise kendileri yararlanabilir. Bakmakla yükümlü olduğu kişi varsa bunların bu indirimden yararlanmaları mümkün değil. Özel eğitim ve sağlık, yani özel okul harcamaları, özel hastane harcamalarını yine kar rakamının %10'unu aşmamak şartıyla. İlk şartım bu. Kar rakamının %10'unu aşamazsın. Türkiye'de yapmış olman lazım. Gittin yurt dışında ameliyat oldun, getirdin faturasını, beyannamede indirim konusu yapamazsın. Türkiye'de yapman lazım bu harcamayı. Ve yaptığın harcamayı gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden aldığın faturalarla ispat etmen lazım. Bu faturaları saklaman lazım. Burada şu önemli, çok da yaygınlaştı aslında. Vakıf üniversiteleri gelir vergisi mükellefi değil, kurumlar vergisi mükellefi değil. Dolayısıyla vakıf üniversitelerine yapılan ödemeler oradan fatura alınsa bile, fatura alınıyor çünkü, ama onlar kurumlar vergisi mükellefi değil. Bu kapsamda beyannamede indirim konusu yapılamaz. Zaten gider de yazılamaz. Vakıf üniversitelerini bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Okulun bir forması varsa, bir ayakkabı kullanımını zorunlu kılıyorsa, bunu okuldan alıyorsak, belgelendiriyorsak bu harcamaları yine bu kapsamda beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz diyor. Okul faturasının içerisinde okul harcamaları yemek dahil belirlenmiştir. Çocuklar okulda öğlen yemek veriyorlar. Bu yemek ayrıca faturalandırılsa bile bu kapsamda gider yazabilirsiniz diyor. Bunları hep özelgelerden söylüyorum. Servis harcaması faturalandırıldığı sürece bu kapsamda indirebilirsiniz diyor. Vakıf üniversitesinden bahsettik. Özel öğrenci yurdunda okuyorsanız bu da eğitim gideridir diyor. Bunu da bu kapsamda beyannamenizde indirebilirsiniz diyor. Eşiniz doğum yaptığı hastanedeki doğum masrafını, doğum faturasını indirebilirsiniz. Bu kapsamda indirebilirsiniz ama şuna dikkat edin diyor. Örneğin hastane faturası 10 bin lira. KDV'si 1800 lira. Toplam 11.800 lira. KDV'yi indirim konusu yapabilir. Yani 191 yazabilir miyim? Yazamam çünkü benim faaliyetimle ilgili bir şey değil. KDV dahil tutarı, hani sadece hizmet bedelini mi indireceğim beyannamede yoksa KDV dahil tutarı mı indireceğim? Özelgede KDV dahil tutarı beyannamede indirebilirsin diyor. Tüp bebek tedavisi için yapılan harcamaları indirebilirsiniz diyor. Eşinize ait sağlık harcaması var. Eşiniz kendisi beyanname verdi. %10'la sınırlı ya ama. %10'la sınırlı. İşte %6'sını indirebildi. %4 kaldı size. %4 kaldı. Siz de o kalanı kendi beyannamenizde indirebilirsiniz diyor. Bu da önemli bir özelge. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vermiş 2010 yılında. SGK katkı paylarını bu kapsamda indirim konusu yapmanız mümkün değil diyor yine özelgelerde. İşte bahsettiğim şey bu. Çok eski İstanbul Defterdarlığı zamanında verilmiş. Aynen şunu diyor. Eğitim ve sağlık harcamalarının kanunla belirlenen kısmının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirebilmesi mükelleflere kanunla tanınmış bir haktır. Bu hakkın hata sonucu kullanılmamış olması hiç kullanılmayacağı anlamı taşımamaktadır. Dolayısıyla şartların sağlanması halinde ilgili yıllar için verilecek düzeltme beyanname ile indirim konusu yapmanız mümkündür diyor. Bence çok önemli bir özelge. Yani daha sonra çünkü tebliğ az önce söyledim 256 numaralı tebliğ şey diyordu. Gerçi tebliğ buna daha üstün ama yine de bilinmesi gereken bir özelge diye düşünüyorum. Bir diğeri sponsorluk harcamaları. Amatör spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının tamamını, profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının yarısını kar rakamını aşmamak şartıyla beyanname veren her mükellef beyannamesinde indirebilir. Neler sponsorluk harcamasıdır? Bunu bir numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliği ayrıntılı olarak açıklıyor. Ve bu indirimden yani ben tamam harcama yapıyorum ama sponsorluk mu benim? Ben spor kulübüne gidiyorum.
para veriyorum. Bu sponsorluk mu değil mi? Bunu da düzenleyen hem Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün bir yönetmeliği var. Hem Futbol Federasyonu tarafından çıkarılmış bir yönetmelik var. O yönetmeliklerdeki hükümlere uygun sözleşmeler düzenlenmesi gerekiyor. Ödemelerin o yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması gerekiyor. Eğer bunlar da yapılırsa beyannamede indirim konusu yapılır. Arge en çok desteklenen, en çok teşvik edilen konu aslında. Ama çok başlı bir başına bir konu. Bunun ayrı seminer konusu olabilir. Belki tek başına tamamını, Arge harcamalarının tamamını tabii ki ticari kazanç elde edenler. Yani gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle beyanname veren bir mükellef tutup da Arge indirimi yapamaz. Ticari kazanç elde edenler Arge indiriminden yararlanabilir. Arge ile ilgili sadece şunu söyleyebilirim. İki tane Arge'yi seçme şansım var. Bir GVK 89'a göre Arge indirimi, bir de 5746 sayılı kanuna göre Arge. Ne farkı var? Şu farkı var. Dedim ya, bu indirimler kar kadar uygulanır, sonraki yıla devretmez, yani zarar yaratmaz. Sadece 5746 sayılı kanuna göre Arge'yi seçiyorsam, Arge yapıyorsam 5746 sayılı kanuna, yani araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun uyarınca yaptığım Arge sonraki yıllara devredebilir. Yurt dışındaki faaliyetlerden doğan zararlarımı indirebilirim kesinlikle. Zarar mahsum, son 5 yıllık zararlarımı 5 yılı aşmamak şartıyla, en son 2007 yılı zararlarımızı biz 2012 yılında indirebileceğiz. Bir ara şu yapılıyor, son yıllarda yapılmıyor diye biliyorum. Örneğin mükellefler hep zararlı, işte bir sektör alınıyor, ben atıyorum lokantacılar zarar etmiş. Vergi daireleri çağırıyordu lokantacıları, diyordu ki olmaz kardeşim, hepiniz 2000 lira matrah beyan edecek ama zararlıyım. Sonra ertesi yılda gerçekten karım çıkıyordu. Bilançomda zarar var, beyannamemde kar var. Şimdi o zararımı o kardan indirebilir miyim? Dönem sonucu zarar olmasına rağmen isteğe bağlı, isteğe bağlı tırnak içinde, matrah beyan edildiği durumlarda geçmiş yıl zarar mahsup hakkı kaybedilir diyor. Yani isteğe bağlı matrah beyan ettiyseniz artık zarar mahsup hakkınız yoktur diyor. Evet. Matrah artırımından yararlanan mükellefler, çok konuştuk hani 6111 ile ilgili, o zamanlarda çok konuştuk. Tekrar bir hatırlatalım. Zararlıydım, örneğin 2009 yılında zararlıydım. Asgari matrahlar üzerinden matrah artırımında bulundum. Diyordu ki kanunda 2010 ve izleyen yıllarda o zararlarınızın yarısını indirebilirsiniz diyordu. Bunu tekrar bir hatırlatmakta fayda var, 2012 yılı beyannameleri. Verilmeden önce bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir. Bağış ve yardımlar, bunu yine kar rakamı kadar olabilir. Kar rakamını aşamaz. %5 ile sınırlı bağış ve yardımlar var. İşte genel bütçeli idare, yani devlet kurumlarına, belediyelere, köylere, kamuya yararlı derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yaptığınız bağış ve yardımlar %5 ile sınırlı. Yani kar rakamı vardı ya, kar rakamının %5'i ile sınırlı olarak yine beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz. Bağış ve yardım gider değildir. Bir işletme açısından, örneğin ticari kazanç. Ben serbest meslek erbabıyım, serbest meslek kazanç defteri tutuyorum. Bir okula 100 bin liralık bağışta bulundum. Bilgisayar aldım 100 bin liralık. Bu o serbest meslek erbabı açısından gider değildir. Gider yazamaz veya bir ticari kazanç elde eden açısından gider değildir. Gider yazamaz. Gider yazdıysa kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklemek, düzeltmek zorunda. Ne yapabilir? İşte 89. maddedeki şartları sağlıyorsa beyannamesinde indirim konusu yapabilir. Eğer bu bir, şimdi 9 tane tesis sayacağız. O tesislere ilişkin, örneğin köyümün muhtarlığına gittim. Makbuz karşılığında bağışta bulundum. Kar rakamının %5'ini aşmamak şartıyla beyannamede indirim konusu yapabilirim. Ama bir sonraki bentte de der ki 89. maddede, tek tek tesisleri sayar. Sen okul yap, okul, hastane, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ve 2012 yılında, 15 Haziran 2012 yılında cami ve Kur'an kursu ile ilgili bir bağış yapıyorsan, nasıl yapıyorsan 3 tane, 3 çeşit. 1. Bu tesisleri sen yaptırıyorsun. Yani bu tesis için çimento alıyorsun, demir alıyorsun, sen yaptırıyorsun. O faturalarını saklıyorsun. Bu tesisleri sen yaptırıyorsan beyannamede indirim konusu yapabilirsin. Tesisi okul mesela. Okulu sen yaptırmıyorsun. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı okul yaptırıyor. Gidiyorsun Milli Eğitim Bakanlığı'na, bağışta bulunuyorsun. Bunu indirim konusu yapabilirsin. Veya zaten bir okul var. O okulun faaliyetine devam edebilmesi için işte az önce verdiğim bilgisayar bağışlıyorsun o okula. Bu harcamaların tamamını kar rakamını aşmamak şartıyla, tamamını %5 ile sınırlı değil ama neyi aşmamak şartıyla,
kar rakamını aşmamak şartıyla beyannamede indirim konusu yapabiliriz. Camiler ve Kur'an kursları denmedi kanunda, şöyle dedi. Mülki idare makamının izniyle açılan ibadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarafından yaygın din eğitimi veren kurumlar, yani Kur'an kursları için yaptığınız bağış ve yardımların tamamını yine beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz dedi. Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, yiyecek, yakacak, temizlik maddelerinin maliyet bedelinin tamamı beyannamede indirim konusu yapılabilir. Ticari kazançta ayrıca bu giderler arasında sayar 40. maddede. Ticari kazançta gider yazdıysam burada indiremem ama ticari kazanç değil, gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle beyanname verdim. Beyannamede bunları indirebilirim eğer böyle bir bağışım varsa. İşte kültürel mirasımızın korunması amacıyla kanunda çok uzun uzun sayar. 11 alt bent halinde sayar bunları. Bunlara yapılan bağış ve yardımların tamamı. Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığında yapılan sadece nakdi bağışlar burada. Kızılay Derneği'nde nakdi yazıyor kanunda. Şey çok tartışıldı bir ara, o yüzden önemli. Mesela kötü günler geçirdik ülkemizde, işte deprem felaketleri yaşadık. Kızılay'a çadır bağışlandı. Bunlar beyannamede indirilemiyor. Çünkü kanun sadece nakdi diyor. Nakdi bağış ve yardımlar indirilir. Aynı bağış ve yardım indirilemez. Yeşilay Cemiyeti eklendi yine 15 Haziran 2012 tarihinde. Burada da sadece nakdi bağışlar. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Başkenti hakkında kanun uyarınca kurulan ajansa yapılan bağış ve yardımların tamamı. Expo 2016 Antalya Ajansı'na yapılan bağış ve yardımların tamamı. Ve doğal afet, bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler nedeniyle başbakanlık, yani AFAD aracılığıyla yapılan bağış ve yardımların tamamı burada yine beyan edilecek kazançtan indirim konusu yapılabilir. Bunun dışında bunlar gelir vergisi kanununda sayılan bağış ve yardımlar. Yine bunun dışında bazı kanunlar var. Onlar da der ki yaptığınız bağış ve yardımları gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim yapabilirsiniz der. İşte umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler hakkındaki kanuna göre yapılacak bağışlar. YÖK kanununa göre yapılacak bağışlar. Sosyal yardımlaşma dayanışma teşvik kanunu. TÜBİTAK kanununa göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanununa göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kanununa göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kanunu vesaire diğer bazı kanunlar uyarınca yapılacak bağış ve yardımların beyannamede indirim konusu yapılması mümkündür. Bu indirimler yapıldı. Neyi bulduk? Gelir vergisi matrahını bulduk artık. Gelir vergisinden artan oranlı tarifeye göre gelir vergisi hesapladık. Hesapladığımız gelir vergisinden az önce söyledik, yıl içinde kesilen vergileri, geçici vergileri ve yabancı ülkelerde ödediğimiz vergileri mahsup edebiliriz. Genel beyan esasları ve indirimin genel esasları bunlardı. Daha spesifik konular olursa, çok da vaktinizi almamak için, değerli üstadıma da daha fazla vakit bırakabilmek için hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştık. Umarım faydalı olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Emre Kartaloğlu'na biz de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede çok yoğun bir bilgiyi bir hap şeklinde bize iletti. Fazla vakit kaybetmeyelim. Sorulara da daha fazla zaman kalması için ben şimdi sözü Fatih Kaya'ya veriyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah sunum faydalı geçiyordur. Benim aktaracağım şeylerle ilgili de bu şey devam eder. Faydalı sunumun devamı. Öncelikle İstanbul Vergi Dersi Başkanlığı olarak bizi davet ettiğiniz için tekrar odaya teşekkür ediyorum.
Şimdi ben konuşmamı Emre Bey gerçekten çok güzel özetledi gelir vergisi kanunu. Bunun üzerine ayrıca bir daha tekrar gelir unsurlarından, beyandan bahsetmenin bir anlamı yok. Ben de sunuma zaten şöyle bir hazırlık yapmıştım. Bizim uygulamada karşılaştığımız özellikle hususlarla ilgili bize gelen mukteza talepleri olabilir. Vergi dairelerinden gelen talepler olabilir. Bunlarla ilgili karşılaştığımız belli problemlerin çözümüyle ilgili soru cevap şeklinde bir sunum hazırladım. İnşallah faydalı olur. Sunumum gelir vergisi kanununun maddelerinle sistematik bir şekilde ilerleyecek. Belki arada sapmalar olabilir. Onunla ilgili normal maddelerin mükellefiyet, kim gelir vergisi mükellefi, tam mükellef, dar mükellef, oradan başlayarak normal madde sırası itibariyle sistematik olarak ilgili maddelerde ne sorunlar var, onlarla ilgili bizim karşılaştığımız hususlarla ilgili bir sunum olacak. Şimdi birinci soru, mesela hem Amerika'da hem Türkiye'de, hem Amerika hem Türkiye vatandaşı olan bir kişi düşünelim ve Amerika'da ikamet ediyor. Orada bir iş yeri var. Bu iş yerinde internet aracılığıyla belli satışlar yapıyor. Burada örnekte hediyelik eşya sattığını varsayalım. Bununla ilgili Türkiye'de de belli kişilere belli satışlar yapıyor. Bununla ilgili sonuçta Türk vatandaşı olduğu için bu kişi nasıl vergilenecek? Tam mükellefiyet esasına göre mi, dar mükellefiyet esasına göre mi vergilenecek? Bununla ilgili Türkiye'de bir beyanname vermesine gerek olacak mı? Şimdi bu hususta internet aracılığıyla yapılan satışlarla ilgili mevzuatımızda aslında çok somut olarak düzenlemeler yok. İnternet son yıllarda çok hızlı geliştiği için ve gelişmeye de devam ettiği için bu tür satışlar artmaktadır. Bununla ilgili normal mevzuatımızdaki belli maddeler çerçevesinde bu maddeler yorumlanarak düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır. Burada şey önemli, genel Gelir Dairesi Başkanlığı'nda görüşü şu şekilde: internet aracılığıyla bir satış yapıyorsanız bu siteye ulaşımı sağlayan server'ın nerede olduğu önemli. Bu server eğer Türkiye dışındaysa burada bir iş yeri olmadığı kabul ediliyor, ama Türkiye'de ise bir iş yeri olduğu kabul ediliyor, ona göre vergilendirme şekilleniyor. Burada da 210 nolu seri nolu gelir vergisi tebliğimiz vardır. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız için zamanında çıkmış bir tebliğdir. Burada yabancı bir ülkede oturma ve çalışma hakkı olan ve bir yıl içinde 6 aydan fazla yurt dışında bulunan kişileri bu tebliği dar mükellef kabul eder. Burada da Amerika'da yaşayan ve 6 aydan fazla eğer Türkiye'de bulunmuyorsa bu kişi internet üzerinden yaptığı satışla ilgili serverda yurt dışındaysa bir problem yok. Yurt dışında vergilenecek. Dar mükellef kapsamında vergilenecek. Burada vergileme yapılmasına gerek yok. İkinci soru, emekli bir İngiliz vatandaşı Türkiye'de belli bir gayrimenkul edinmiş. Bu gayrimenkulle ilgili olarak belli dönemlerde ülkesine gidiyor, geliyor. Bunlarla ilgili burada Türkiye'de boş kaldığı zamanlarda da başka kişilere kiraya veriyor bu gayrimenkulü. Burada da bu kişi eğer aynı yıl içinde Türkiye'de 6 aydan daha az kalırsa bu verdiği kirayla ilgili sonuçta 6 aydan az kaldığı için Türkiye'de elde ettiği kazanç mevduat üzerinden vergilendirilmesi gerekecek. Sadece çünkü gayrimenkul burada olduğu için
gayrimenkul sermaye iradını burada elde ettiği için burada o vergilenecek. Yalnız şöyle bir durum var burada. Bazen işte pansiyon şeklinde bu tür yerlerde, özellikle turistik yerlerde pansiyon şeklinde kiralamalar oluyor. Yani burada şöyle bir husus ortaya çıkıyor. Bu gayrimenkul sermaye iradı mı, ticari kazanç mı? Yani bu işlemler belli bir ticari organizasyon şeklinde, yani çok kısa sürelerde, yani o kısa süreler içinde tekrar bu yerlerin hazırlanması için belli organizasyon anlamında belli faaliyetler varsa, bunlar da ticari organizasyon kapsamına girebilir. Böyle bir durum olduğunda da ticari kazanç şeklinde vergilendirilecektir. Yani bu İngiliz vatandaşın durumuna gelirsek, normal burada kalmadığı süre içinde bir başka birisine normal kiraya veriyorsa konut olarak, bununla ilgili vergilendirme gayrimenkul sermaye iradı olarak yapılacaktır. Bir başka soru, Türk vatandaşı olarak Almanya'da çalışan ve ikamet eden kişinin Türkiye'de bulunan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş iş yerlerinden elde ettiği kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek mi? Bu kira gayrimenkul sermaye iradı olarak elde ettiği bu kira tutarlarıyla ilgili bir stopaj iş yeri olduğu için stopaj da yapıldığını varsaydığımızda, bu stopajlarla ilgili tutarlarda bir eksik beyan olursa bu kişinin bir sorumluluğu olacak mı? Yine 210 nolu tebliğde biraz önce bahsettiğim gibi, eğer bu kişi Almanya'da çalışıyorsa, oturma ve çalışma izni varsa, yani dar mükellef olarak biz bunu vergilendirileceksek, bu kişinin tevkif suretiyle vergilendirilmiş bir gayrimenkul sermaye iradı olduğunda bunu beyan etmesine gerek yok. 86. madde kapsamında dar mükellef kurumlar eğer gayrimenkul sermaye iradının tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmişse bunu beyan etmesine gerek yok. O iki stopaj yapan taraf bunu eksik beyan etmişse, orada da 268 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde eğer bu ödemeleri banka veya PTT aracılığı kullanmak suretiyle gerçekleştirmişse bu kişi, bu yapılan stopajın eksik yapılmasından da sorumluluğu olmayacaktır. Birkaç tam mükellef ve dar mükellef örneklerinden sonra esnaf muaflığı ile ilgili birkaç örnekten bahsetmek istiyorum. Evde yapılan pastaların el ilanı ve kartvizit dağıtılara satılması halinde esnaf muaflığından yararlanabilir mi? Esnaf muaflığında GVK 9. maddede 1. fıkrası zannedersem sayılan şey, önemli olan sabit bir iş yeri açmadan ve motorlu nakil vasıtalığı kullanmaksızın belli faaliyetlerin yapılması, orada faaliyetlerle ilgili ayrıntılı açıklamaları da yapılmıştır. Eğer bu kişi sabit bir iş yeri yoksa veya motorun nakil vasıtası da kullanmıyorsa, yani el ilanı veya kart vizit kullanması bu şeyi değiştirmeyecek, esnaf muaflığından yararlanabilecektir. Sabit iş yerinde yapılan yorgancılık faaliyeti esnaf muaflığı kapsamında mıdır? 6322 sayılı kanunla biliyorsunuz esnaf muaflığı ile ilgili değişiklikler yapıldı. Bazı kaybolmaya yüz tutmuş meslek grupları ile ilgili esnaf muaflığı kapsamına alan düzenlemeler yapıldı. Burada belli meslek grupları sayıldı, direkt kanunda sayılanlar var. Hatta kanun fıkrasının devamında ayrıca bu gibi faaliyetler diye de bir açık ucu var bu fıkranın. Burada örnekte yorgancılık faaliyeti olduğu için o ilgili GVK 9'a 8'de çok açık bir şekilde yorgancılık faaliyeti de sayılıyor. Bununla ilgili tabii GVK'nın basit usulü ile 47. maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarının taşıması ve bu faaliyeti yapan kişinin kendi ürettiği ürünleri satması ve orada sayılan diğer şartları da taşıması kaydıyla, bu şartlardan birisi, önemlilerden birisi, bu kişi başka bir ticari faaliyeti olmaması gerekiyor bu faaliyet dışında. Bununla ilgili tebliğ düzenlemesi de yapıldı. Tebliğde de açık, ayrıntılı açıklamalar var.
bu kişi ilgili şartları sağlıyorsa yorgancılık faaliyetlerinden esnaf kuotasında yararlanabilecektir. Ama bize bu konuyla ilgili çok fazla meslek gruplarından şeyler geliyor. Biz yararlanabilir miyiz diye. Bununla ilgili Gelir Dersi Başkanlığı şöyle bir çalışma yapıyor şu anda. Şimdi o bahsettiğim gibi diğer hangi meslek kolları sayılmamış ben de girecek hususunda meslek örgütleriyle görüşmeler yapıyor. Eğer bu bentte sayılmamışsa bir tereddüt varsa genelde mukteza olarak görüşlerde yararlanamazsın diye görüşler veriliyor. Ama bu meslek örgütleriyle yapılan çalışmalar sonucunda beraber ortak akılla hangi meslekler kaybolmaya yüz tutmuş, bu şekilde esnek muaflığına yararlandırılmak suretiyle desteklenmesi düşünülüyorsa onunla ilgili ayrıntılı çalışma bittikten sonra belki bu bentte sayılmayan mesleklerin, hangi mesleklerin girebileceğiyle ilgili yakın zamanda daha net bir belki tebliğ düzenlemesi olur. Belki daha başka bir düzenlemeyle net açıklamalar yapılacaktır. İkinci el oğlu oto alım satım işiyle iştigal eden mükellefin alım satım işi nedeniyle elde ettiği kazancı komisyon geliri olarak mı yoksa ticari mal satış kârı olarak mı değerlendirecektir? Burada eğer kişi bu alım satım yapıyorsa yani direkt taşıtı kendi üzerine alıp satıyorsa tabii ki bu alım satım kazancına göre bir belirleme yapılacak. Ona göre değerlendirilecek ama hiç böyle bir alım satım yapmadan belli bir bu satışa aracılık ediyorsa bu aracılık kazancının komisyon kazancı olarak değerlendirecektir. Kişinin kendi arsası üzerine yaptığı akaryakıt istasyonu inşaatından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir mi? Şimdi özel inşaat mevzu var. Özel inşaat kişinin belli bir arsası oluyor. Bu arsayla ilgili kendi şahsi ihtiyaçlarıyla ilgili inşaatlar yapmak istiyor. Bu inşaatlar özellikle şurada sorun çıkıyor. Bu inşaatta çalışan işçiler oluyor. Bu çalışan işçilerle ilgili sonuçta bu inşaatla ilgili bir ticari kazanç mükellefiyeti tesis edilecek mi, edilmeyecek mi? Böyle bir sorun oluyor. Onunla ilgili biz şu şekilde değerlendiriyoruz. Yani yapılan inşaat kişinin şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlılığını aşmıyorsa bunu özel inşaat olarak değerlendirip burada çalışan işçileri de diğer ücret olarak vergilendirilmesi gerekiyor. Tabii şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşıyorsa mesela buradaki örnekte olduğu gibi akaryakıt istasyonu inşaatı yapılıyor. Bunun ticari kazanç olarak mükellefiyetin açılması lazım bu kişinin. Onunla ilgili olarak orada çalışan kişilerin de tabii ki normal ücret stopajlarının yapılması gerekiyor. Diğer bir soru. Veraset yolu ile intikal eden müşterek maliki bulunan dairenin kira mukavelesi yapılmaksızın günlük veya haftalık olarak olmak üzere eşyalı olarak kısa sürelerle kiraya verilmesi, kiralamadan başka hiçbir hizmet verilmemesi halinde bu daireden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradımı ticari kazanç mı olarak vergilendirilecektir? Bu spesifik bir verilmiş özelge var bu konuyla ilgili. Burada kişi yani özelgede yansıtılan olayda günlük kiralamalar yapıyor. Hiçbir kira sözleşmesi şey yapmıyor. Burada dediğim gibi yani olayına mahsus eğer burada bir ticari organizasyon varsa bunun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi lazım. Bahsettiğim özelgede şöyle bir durum vardı. Yani işte kişi bir günlüğüne bir gün geliyor birisi kalıyor. Daha sonra onun tekrar hazırlanmasıyla ilgili belli personel çalıştırıyor. Belli bir organizasyon vardı. Böyle bir durum varsa tabii ki ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. Böyle bir durum olmadığı durumda normal kiralama durum gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirmesi lazım. Alınan mal ve hizmet bedellerine ilişkin 2000
11 Aralık ayında düzenlenen faturanın mükellefe 2012 Ocak ayında ulaşması durumunda hangi yıl gider olarak indirim konusu yapılması gerekir? Burada ticari kazancın tespitiyle ilgili iki önemli husus var. Bildiğiniz gibi tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri. Faturanın düzenlendiği tarihte gider mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olduğundan burada Aralık ayında düzenlendiği için Aralık ayı kayıtlarına gider olarak intikali mümkün. Tabi bu hususta KDV açısından farklı bir durum ortaya çıkıyor. KDV'de faturayı kaydetme bu olayda Ocak 2012 olduğu için bildiğim kadarıyla KDV açısından bunun indirim konusu yapılabilmesi ancak 2012 Ocak ayında mümkün. Ne dediniz? Yok, 2012'de KDV. Şimdi şöyle şeyi de kaydedemiyor faturayı. Çünkü 2012'de geldiği için faturayı örnek o şekilde yani 2012'de eğer faturayı kaydetme şeyi önemli olduğu için KDV'de 2012 Ocak'ta kaydetmişse faturayı o zaman indirebilir. Şimdi şöyle yani biz gelir vergisi yani kurumlar açısından gider olarak yazılmasına imkan veriyoruz. Yani kayıtları kapatmamışsa, şey yapmamışsa onu şey de gösterebilir. 2011 kazançların indiriminde. Ocak ayında faturası gelen ancak önceki yılın Aralık ayına ait elektrik, telefon, doğalgaz ve su faturalarının giderlerinin işlenmesinde hangi dönemin esas alınması gerekir? Burada da yani biz gelir vergisi kanunu açısından bunun gider yazılabilmesi için bu eğer kayıtları kapanmamışsa fatura Ocak ayı faturası olsa bile Aralık ayı yani bir önceki hesap dönemiyle takvim yılıyla ilgili bir giderse hesaplarla kapanmamışsa bir önceki yılın gideri olarak yazabilir elektrik, telefon, doğalgaz ve su faturaları. Eşi ücretli olarak yanında çalışan ve ticaretle uğraşan mükellef eşine yaptığı ücret ödemelerinin ticari kazancın tespitine gider olarak indirebilir mi? Normal ticari kazanç hükümlerine göre iş yerinde eşe yapılan ücret ödemeleri 41'e 2'ye göre kanun kabul edilmeyen indirim kabul edilmeyen giderlerdendir. Bu nedenle normal kişinin eşine yaptığı ücretler indiremez. Hazine ait taşıma nedeniyle ödenen ecilmesi bedeli ve ödenen gecikme zammı gider yazılabilir mi? Şimdi ecir misil ödemelerini kira ödemesi niteliğinde sayıyoruz. Bu nedenle kira ödemesi olarak saydığımız için bu ecir misil ödemeleriyle ilgili. Çünkü ecir misilin tanımında işte bu yerin kullanılmasıyla ilgili bu bir tazminattır der. Orada bir şey yani bunu gider yazabileceğiz mi yazamayacağız mı diye bir tereddüt oluşuyor. Gider olarak kabul ediyoruz. Ama bununla ilgili ödenen bir gecikme zammı falan varsa bunun gider olarak yazılması mümkün değildir. İş yeri personelinin geçirdiği iş kazası sonucunda mikrocerrahi yöntemiyle acil yapılması gereken ameliyatla ilgili harcamalar gider yazılması. GVK 42'ye göre tedavi giderlerini normal işçilerin gider yazabiliyoruz. Bu nedenle burada iş yerinde meydana gelen bir kaza olduğu için bu iş yerinde meydana gelen kaza ile ilgili bir tedavi gideri kabul edip bunun indirimi mümkündür.
mahkeme kararına göre iş akdi feshinin geçersizliği nedeniyle işe iadesine karar verilen işçilerin süresi içinde işe geri alınmaması nedeniyle mahkeme kararına göre belli tazminatlar ödenebiliyor. Bunlarla ilgili tazminatların bir daha yazılıp yazılmayacağı. Burada yine Gelir Vergisi Kanunu 43. maddesinde kanun emrine istinaden ödenen tazminatların bir daha yapılıp yazılabileceği kabul edilmiş. Bununla ilgili ödenen tazminatların gider olarak 41'e göre değer bu borçta geçen sürede bir aile ücret ödemeleri yapılmışsa ona göre de 41'e göre gider yazmak mümkündür. Özel binip otomobilin işletmesinin hakkında kaydetmeden ticari faaliyette kullanan mükellef söz konusu aracı işletmeye kiraya vermesi halinde araca ait benzin ve masraflarını gider yazabilir mi? Ticari işletme sahibi eğer özel binip otomobili işte kullandığı özel binip otomobili gider yazmak istiyorsa bunu akdelenin envanterini alması lazım. Bunu almamışsa kiraya bile vermiş olsa çünkü kişi kendisi ticari kazanç olarak mükellef yine kendisi aralarında yani aynı kişi kendiyle sözleşme yapmış gibi oluyor. Bununla ilgili sözleşme de yapmış olsa bu geçerli değildir. O yüzden işletmenin aktifini alındıktan sonra yazılabilir. Şimdi nasıl? Adi ortaklığa ait araca ilişkin K2 belgesi alınması için aracın tek ortağa devredilmesi durumunda araca ilişkin yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. Burada K2 belgesi veriliyor biliyorsunuz. Karayolları Taşıma Yönetmeliğince. Bu yönetmelikçe adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığı için belli bir adi ortaklığı oluşturan mükelleflere bu K2 belgesinin verilmesi durumunda bununla bu araçların tabii fiilen iş kullanılması kaydıyla bu tür giderler bu şekilde gider yazılabilecektir ilgili ortağa herhangi bir ortağa devredilerek. Şehirçi personel taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere 27 kişilik otobüs satın alan kişi söz konusu faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanabilir mi? Basit usulün hududu maddesinde 51. maddede belli faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulden yararlanamayacağı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Orada şehirler arası bu tür taşımacılık yapılanlarla ilgili bir yararlanmayla ilgili bir fıkra vardır. Ama burada şehir içi personel taşımacılığı olduğu için tabi basit usulün özel ve genel şartlarını taşımak kaydıyla bu şekilde basit usulden yararlanmak mümkün olacaktır. Adına kayıtlı şoför koltuğu dahil 15 koltuklu minibüs ile şehir içi yolcu, öğrenci ve personel taşımacılığı faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olan yine bu kişinin yine şoför koltuğu dahil 15 koltuklu ikinci bir minibüs alması halinde basit usulde vergilendirmeye devam edebilir mi? Burada basit usulün GVK 47. maddede kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak diye bir şartı var. Burada şu an Gelir İdaresi'nin görüşü şu şekilde. Daha önce bunun tersine de bazı muktezalar var. Yararlanabilir diye basit usulden. Ama şu anki görüşü yani kendi işinde bilfiil çalışmak kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak şartını ihlal saydığı için bu tür durumda basit usulden yararlanılması mümkün değil. İki tane özürlü çocuğu bulunan ücretli iki çocuğu için ayrı ayrı sakatlık indiriminden yararlanabilir mi? Maaş haricinde alınan ikramiyeden de bu indirim yapılabilir mi? Hizmet erbabı için özürlü çocukları için de sakatlık indiriminden yararlanma imkanı vardır.
Bu tutarlar ayrı ayrı iki çocuk için de hesaplanıp toplu olarak dikkate alınabilir. Ayrıca bir ikramiye de alıyorsa zaten bu da ücret. Ücrettir. Ücret olarak zaten vergilendirilmesi gerekir. Ücret olarak vergilendiren bu şey üzerinden de sakatlık indiriminden faydalanabilir. Mimarlık ve inşaat tasarım faaliyeti dolayısıyla mükellef olan kişinin sahip olduğu arsa üzerinde 2010-2012 yılları arasında özel villa inşaatı yapılması durumunda söz konusu inşaat işinde geçici ve sigortalı olarak çalıştırılan işlere ödenen ücretler vergilendirilecek mi? Burada da tabii şahsi ihtiyaç, yani özel inşaat kapsamına girip girmediğine bakacağız. Yani kendi mesken olarak kullanıcı, şahsi ihtiyacı için böyle bir villa yapılıyorsa bununla ilgili burada çalışan kişilerin diğer ücretli olarak vergilendirilmesi mümkün. Şehir içi minibüslerinde herhangi bir araca bağlı kalmaksızın şoför olarak çalışan kişiye şoförlük mesleğinden dolayı mükellefiyet kaydı yapılır mı? Burada durum şu şekilde, yani mükellef zaten ya basit usulde vergilendirecek, basit usulün şartlarını sağlıyorsa şehir içi minibüslerinde basit usulden vergilendirilebilir. Eğer basit usulde vergilendiriliyorsa bu faaliyet diğer ücret kapsamında vergilendirme olacak. Zaten basit usulde vergilendirilmiyorsa ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. O zaman da normal ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Serbest meslek erbabı iş yerinde çalıştırdığı eşine ödediği ücretleri gider olarak indirebilir mi? GVK'nın ilgili maddelerine göre vergilendirilen ücret ödemeleri meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür. Ama tabii bu normal serbest meslek faaliyetiyle ilgili olması gerekeceği de tabidir. Beyannameye ait damga vergileri serbest meslek kazancı ve ticari kazancı tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir. 40. madde bu, açık olarak zaten orada düzenlenmiştir. Ama serbest meslek kazancı ile ilgili 68. maddede sayılan giderler arasında yer almadığından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Serbest meslek erbabının genel giderleri karşılamak üzere kullandığı krediye ait faizi gider yazılabilir mi? Evet. Yani o konuda bir özelge var. Yani en azından şeyde, havuzda bir özelge olduğu için şu an gelir dersinin görüşü oluyor. Ama benim fikrimi sorarsanız biraz şey gibi, yani kanunu biraz şey yorumlamak gibi, yani katı yorumlamak gibi diyebiliriz. Serbest meslek erbabının genel giderlerini karşılamak üzere kullandığı krediyi faiz olarak yazabilir. Bu tabi normal serbest meslek faaliyetinin idame ettirilmesi için işle ilgili olmak kaydıyla yazabilir. Tabi bu kredinin bir kısmını şahsi ihtiyaçları için de kullanmışsa o kısmını gider olarak yazamayacaktır. Eşe ait aracın giderleri serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Burada biraz önce başka bir olayda da şey yaptım. Taşıt giderlerinin yine ticari kazançla ilgili bir hususta, ama burada serbest meslek kazancıyla ilgili. Yani envantere dahil edilmesi lazım serbest meslek faaliyetinin. İşle ilgili envantere dahil olmayan araçla ilgili yapılan giderlerin kabul edilmesi mümkün değil. Tabii bu eşle aralarında bir sözleşme yapması durumunda, yani bu aracı serbest meslek faaliyeti gösteren kişiye kiralaması durumunda tabii bu kiralamada gider olarak dikkate alınabilecektir.
Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaların mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı. Burada ilgili 68. maddenin 2. fıkrasında Gelir Vergisi Kanunu'nun 27. maddesine atıf yapar. Burada 27. maddesinin 2. fıkrasında da iş icabı yani zorunlu belli giyim giderleri varsa o serbest meslek erbabının giymesi zorunlu olan bununla ilgili bir giyim harcaması varsa bunları indirebilecektir. Ama mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olmayan bir giysi için yapılan harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olmayacaktır. İptali için dava konusu edilen vasiyetnamede yer alan gayrimenkuller nedeniyle elde edilen gelirlerin mahkeme kararına istinaden bankada bir hesaba yatırılması ve bu hesabın mahkemece terekeden el çekilinceye kadar Muris adına bloke olması halinde gayrimenkul kira gelirlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen tereke idare memuru tarafından mı yoksa mirasçılar tarafından beyan edilecektir. Burada vefat söz konusu olduğunda Murislerin gayrimenkulleri paylaşma hususunda bir anlaşmazlık olduğunda bu mahkemeye intikal edebiliyor. Bu mirasların hangi payın hangi kişiye ait olduğu ile ilgili bu problemlerin mahkemede çözülmesi için mahkeme bu gayrimenkullerin bu gayrimenkullerle ilgili gelirlerin ödemelerin yapılması için tereke idare memuru görevlendiriliyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu gayrimenkul sermayeleri irade ile ilgili beyannameyi bu tereke idare memuru verecektir. Ama mahkeme kesinleştirdi ve paylaşım yapıldıktan sonra tabii Morisler verebilecektir. Buyurun. Yok, bir sorumluluk gibi düşünün bu. Diğer tabii yani bu sonuçta şeyi adına veriyor. Yani oradaki esas sorumlu sıfatıyla gibi düşünebiliriz bunu. Kendi geliri değil bu. Yani sadece oradaki yani ilgili hukuk mevzuatına göre bu kişinin o şeyi koruma şeyi var. Mahkeme bu senin diye vermiyor zaten bu geliri. Yani bu zaten gayrimenkul murisçilerinin olacak bir şekilde belirlenecek o. Belirleneceği için o sadece bir sorumlu sıfatıyla veriyormuş gibi beyannameyi onun vermesi gerekecek. Tereke memuru yoksa demek ki sorun da yok gayrimenkulün paylaşımıyla ilgili. Sorun yok demektir o. Herkes kendi hakkını alıp beyan ediyordur. Yani öyle bir durum olduğunda da normal yani ben hiç karşılaşmadım da öyle bir durum olduğunda da yani yapacak bir şey yok artık bir şekilde sorumlu tutacak kimse de yok aslında gayrimenkul murisçilerin şey yapması gerekir bence yani belki kendi aralarında beyan ileride çıkacak bir gelir elde ettiklerini beyan etmeleri lazım yani bir şekilde aralarında çünkü bu ileride problem çıktığında bir şekilde vergilenebilir bu tip şey olmadığında da. Dairesinden elde ettiği kira geliri ödemelerinin eşinin banka hesabına yapılması ve ayrıca kiracının 2012 Aralık ayına ait kira bedelini bir sonraki yılın Ocak ayında ödemesi durumunda gayrimenkul sermaye irade beyannamesinin kim tarafından verilecektir? Geç tahsil edilen kira bedeli hangi yılın gelirli olarak beyan edilecektir? Burada yani başka bir kişinin banka hesabına gitmesi önemli değil. Önemli olan gayrimenkulün sahibi kimse onun beyan etmesi. Gayrimenkul sermaye iradında da tahsilat esası geçerli olduğu için ödeme ne zaman yapıldıysa o yılın geliri sayılması lazım. Burada eğer Ocak 2013'te yapılmışsa 2013 yılın takvim yılının geliridir o gelir. TOKİ'den alınan ve ikamet olarak kullanılan daire için ödenen taksitler ile taksitler için içinde yer alan artış tutarları faiz gideri olarak indirim konusu yapılabilir mi? Burada gayrimenkul sermaye iradında yazılabilecek giderlerde bahsedilen faiz söz konusu değildir. Bununla ilgili taksitlerin indirimi mümkün değildir.
2010 yılında krediyle alınarak kiraya verilen ve 2012 yılında satılan konutun satış yapılırken kredi ana para ve faizin tamamının ödenmesi halinde ödenen faizin tamamı kira gelirinden indirilebilir mi? Satış nedeniyle elde edilen kazanç vergilendirilir mi? Şimdi burada yine ilgili maddede gayrimenkul sermaye ile ilgili giderlerle ilgili faizin gider yazılabileceği açık. Eğer bu şeyle ilgili 2012 yılında bu kişi belli bir gayrimenkul sermaye irade elde etti ve bununla ilgili bir faiz ödediyse, ne kadar faiz ödemişse tamamını indirim konusu yapabilir. Yalnız burada gayrimenkulü sattığı için ayrıca da bir değer artış kazancı mevcutsa, bu değer artış kazancı ile ilgili bu faizi gayrimenkul sermaye iradından indirdikten sonra ayrıca bir de değer artış kazancından indirmesi mümkün değildir. Mülkiyeti şahsına ait ve aktifinde kayıtlı muhasebe bürosunun odalarından birini başka bir mali müşavire kiraya verilmesi durumunda elde edilecek kira geliri için serbest meslek makbuzu düzenlenecek mi? Gelir vergisi tevkifatı yapılacak mı? Burada gayrimenkul sermaye iradının mantığında, yani bu gayrimenkul sermaye iradı ticari ve zirari bir işletmeye dahilse o ilgili kazanç unsurlarının şeyine göre tespit ediliyordu. Burada serbest meslek kazancı olduğu için burada işletmeye dahil olması gayrimenkul sermaye iradı olmamasını gerektirmiyor. Buradaki kazanç gayrimenkul sermaye iradıdır. Bunlara ilgili de serbest meslek makbuzu düzenlenmesine gerek yoktur. Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin verilen beyannamede sehven götürü gider usulünün seçilmesi halinde düzeltme beyannamesi verilerek gerçek gider usulü seçilebilir mi? Seçilebilir tabi takvim yılını aşmamak kaydıyla tekrar düzeltme beyannamesi verilerek gerçek usulüne dönülebilir takvim yılını aşmamak kaydıyla. 2006 yılında peşin bedelle gayrimenkul satın alındı ve adına tapu tescilinin 4.12.2008 tarihinde yapıldığı durumda değer artış kazancının hesaplanmasında ilk hesap tarihi olarak hangi tarih dikkate alınacaktır? Normalde gayrimenkulde iktisap tapuya tescilli. Genel kural bu. Yalnız fiilen bu daha çok kooperatiflerde olabiliyor. Fiilen oturuyor vatandaşlar ama daha sonra tapular çok sonra çıkabiliyor. Bununla ilgili fiilen kullanıma ilişkin bir ispat yapabilirse mükellef, bununla ilgili iktisap tarihi olarak fiilen kullanıma geçtiği tarih esas alınabilir. O tarihe göre eğer bir satmışsa gayrimenkulü, değer artış kazancının hesabında o tarih dikkate alınabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak verilen arsalarda sözleşme gereği müteahhitin hissesine düşen dairelerin kat ittifakı üzerinden üçüncü şahıslara satılması halinde arsa sahibinin herhangi bir mükellefiyeti olacak mı? Bununla ilgili de yine uygulamada şey oluyor, yani bu tür daireler yapılıyor, işte gayrimenkuller sahiplerine tapuda devredilmemiş oluyor. Bununla ilgili bir sözleşme varsa sözleşmeye göre uygulanması lazım. Sözleşmede eğer müteahhide düşen bir daire varsa bununla ilgili her türlü beyanı o kişinin yapması gerekir. Arsa sahibinin bununla ilgili müteahhide düşen daireyle ilgili vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır. Miras kalan arsanın müteahhit ile anlaşarak kat karşılığı verilmesi karşılığı müteahhitten 2010 yılında alınan 4 daireden 3'ünün 2012 yılı içinde satılması halinde elde edilen kazanç vergiye tabi olacak mı? Burada tabi miras yoluyla alınmış bir gayrimenkul var. Bunun normal kazançları kapsamında yani 5 yıl içinde bir satış yapılmışsa bu değer artış kazancının da kapsamına girmiyor. Çünkü ivazsız bir iktisap olduğu için. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus bu yapılan faaliyetin ticari kazanç kapsamına girip girmeyeceği. Bu tür mesela burada 4 daire sahip olunmuş 3'ünü 2012 yılının içinde satmış
Burada Gelir İdaresi'nin görüşlerinde muktezalarda çok kullandığı bir ifade vardır. Burada da var o ifade ama elde edilen birden fazla gayrimenkulün diyor aynı anda ve aynı tarihte farklı kişilere veya farklı tarihlerde aynı kişiye satılmış olması halinde bu gayrimenkul ticari kazancı, gayrimenkul alım satımı ile ilgili ticari kazanç yapıldığı varsayılıyor ve buna göre de ticari kazanç hükümlerine göre vergilenmesi gerekiyor. Okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi? Okul aile birlikleri GVK'nın 89. maddesinde sayılan işte kamu kurumları, kamu yararına dernek ya da bakanlar kurulunca muhalefet tanınan vakıflardan olmadığı için buna yapılan bağışlarla ilgili indirimde mümkün değildir. Okullarda verilen yemek hizmetleri eğitim izni kapsamında indirim konusu yapılabilir mi? Emre Bey de bahsetti burada hatta mukteza şeyini vererek bu konuda. Yemek hizmetiyle ilgili bu eğitim faaliyeti kapsamında sayılmadığı için bunun indirimi eğitim harcamaları kapsamında mümkün değil. 2010 yılında zararın bulunmasına rağmen 2011 hesap döneminde oluşan kârdan 2010 yılı zararın rızanın mahsup edilmemesi halinde 2010 yılı beyannamesinde mahsup edilmeyen 2010 yılı zararın 2012 hesap döneminin üzerinden indirim yapılabilir mi? Bu konuya da aslında bahsetti Emre Bey. Yani normal uygulamada Emre Bey'in dediği gibi hususlarda olabiliyor. Burada gerçekten idare bunu rızayen ödeme kabul edip eğer zarar mahsup yapılmamışsa daha önceki yapılması gerekirken daha sonraki yıl yapılmasını kabul edilmiyor. Konut kredisi kullanarak alınan gayrimenkule ilişkin faiz giderleriyle oturulan dairenin giderlerinin tamamının söz konusu gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden indirilmemesi nedeniyle gayrimenkul kira gelirinden artan gider fazlalığı serbest meslek kazancından indirim konusu yapılabilir mi? Gerçek gider usulü seçilmesi kaydıyla gayrimenkul sermaye iradında indirim konusu yapılamayan konutta ilişkin kredi faizi serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkündür. Orada yine Emre Bey de bahsetti. Gider fazlalığı olmayan iki kalem var. Bir iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde %5'i o gider fazlalığı oluşturmuyor. Bir de kişinin ayrıca kendi konut olarak bir kira ödemesi varsa bununla ilgili de bu zarar artırıcı olarak yani bunun normal şey varsa hasılat varsa o uygulanabilecek giderlerden ikisi. Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'de gayrimenkul sermaye irade elde eden kişi ve beyanname verecek mi? Yine burada aslında girişte de bu husustan bahsettik. Yani burada dar mükellef olarak vergilenecekse bu kişi yani 6 aydan fazla yurt dışında kalıyorsa dar mükellef olarak vergilendirecekse burada bununla ilgili burada tevkif suretiyle ödemiş bir gayrimenkul sermaye iradı varsa bununla ilgili bir beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Ama gelir tevkif suretiyle vergilenmemiş mesyan kirası olması durumunda 21. maddedeki istinayı da aşarsa bununla ilgili beyanname verilmesi gerekmektedir. Ticari kazanç elde eden mükellefler aynı zamanda elde ettiği iş yeri ve mesken kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinde nasıl beyan edeceklerdir? Bu tabii ki bu da Emre Bey bahsetti uzun uzun. Burada tabii konut gelirleri için bir istisna var. İstisnayı uygulayacak. Bu ikisini dur. Ticari kazanç olduğu için bu istisna uygulanmayacak. Tabii bu şurada önemli husus şeyden de bahsetti. Emre Bey bu konut kirasıyla iş yeri kirasının beraber toplandığı zaman 25 binlik sınırı geçtiği zaman işte önceki vergi dairesi uygulamalarında bu şeyleri kabul etmiyorlardı diye
Ben en azından yani yakın zamanda idari görev yaptığım için benim yaptığım zamanında böyle bir sorun olmadı. Ama şöyle bir sorun var bu konuyla ilgili. Orada şöyle bir durum oluyor. Mesela kişinin ticari kazancıyla ilgili zararı oluyor. Diyelim bir konut kirası oluyor ve iş yeri kirası oluyor. Bunun üçünü topladığımız zaman o ticari kazancından kaynaklanan zararla ilgili olarak o zararı da dikkate alınması gerekiyor. O zarar düştüğümüz zaman 25 binin altına düşüyor. Yani ticari kazançla ilgili zararı dikkate almadığımız zaman aslında 25 binden yukarı bir geliri oluyor vatandaşın. Bunu da beyan edip şeyi kabul edip o tabi oradan çıkacak iadeyi almak istiyor. Orada 86. maddede beyana tabi gelir dediği için bu bütün ticari kazanç, zarar, kar hepsi toplanıyor. O 25 bini aşıyorsa beyanname verecek. Bununla ilgili de tabi mahsup edeceği iş yeri gayrimenkulünden bir stopaj yapılmışsa bunu mahsup edebilecek. 2012 yılında ticari faaliyetinden doğan zararı tevkifata tabi gayrimenkul sermaye irade gelirinden fazla olan mükellefin tevkifata tabi gayrimenkul sermaye irade tutarı ikinci vergi dilimine geçmesi halinde beyanname dahil edilir mi? GMS'ye ilişkin tevkif süreli ödenmiş vergilerin beyanname üzerinden mahsubu ve iadesi mümkün müdür? İşte biraz önce bahsettiğim husus, eğer bu hepsi bütün toplamı ticari kazanç ve gayrimenkul sermaye iratlarının toplamı ve ticari kazanç zararının toplamı 25 bini aşmıyorsa bununla ilgili beyanname dahil edilmeyecektir. Tabi bu böyle olduğunda da bununla ilgili mahsup ve iade söz konusu olmayacaktır. Performansa göre hesaplanarak ödenecek olan personel primleri hangi dönemde gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır? Personele ödenmek üzere mesela 2012 yılı performans değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenen ve hesapta sonu itibariyle karşılığı ayrılan prim tutarlarının yani burada nakden ve hesaben ödeme ne zaman yapılmışsa o zaman dikkate alınması gerekir. Hesaben ödeme olarak dikkate alınabilecek bir kayıt yapılmışsa tabi o zaman da gelir vergisi stopajına tabi tutulması gerekmektedir. Vergi mükellefi olan site yöneticiliğinin gelir genel kurulunca site yöneticilerine aylık belli bir miktar net huzur hakkı tespit edilmesi, ayrıca diğer üyelere de muhasebe işleri için belli bir tutar ödenmesi halinde site yöneticiliğinin muhtasar beyanname vermesi gerekmekte midir? Burada sair kurum olarak değerlendirilen YVK 94. maddesinde site yöneticiliği bu sitedeki oradaki masraflara sitenin masraflarına katılma oranında verilen belli bir ücret varsa bununla ilgili bir stopaj yapılmasına gerek yok. Yalnız bu fazla kısmın eğer yönetim giderlerine sitenin yönetiminin giderlerinin üstünde bir fazla bir ödeme varsa bununla ilgili tevkifat yapılması gerekir. Tabii kat maliyetleri dışında bir yönetici seçilmişse ve buna bir ücret ödeniyorsa bunun da gelir vergisi stopajı yapılması gerekir. 1-12-2011 tarihinde kurulan şirketin kiraladığı iş yerinin mülk sahibiyle 1-12-2011 tarihinde sözleşme imzalaması ve söz konusu sözleşmede kira ödeme başlangıç tarihinin 1-1-2012 olması durumunda kira ödemesi yapılmayan Aralık-2011 dönemine ilişkin gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Burada gelir vergisi tevkifatı bu kira ile ilgili ya da gayrimenkul sermaye irade ile ilgili eğer bir nakden veya hesaben ödeme yoksa stopaj beyannamesi vermesine de gerek yoktur. Herhangi bir stopaj kesintisi yapmaya da gerek yoktur. Bu örnekte de nakden ve hesaben ne zaman ödeme yapılmışsa o zaman gelir vergisi stopajı o zaman yapılması gerekir. Bir de bir müktezadan bahsetti Emre Bey. Daha önceki yıllardan bir mükteza zannedersem. Şahsi ve bireysizlik emeklilikle ilgili daha sonra düzeltme yapılabilir mi? Şu an 2010 yılından itibaren bütün havuzda toplandı biliyorsunuz müktezalar. Ve o havuzdan veriliyor.
bildiğim kadarıyla 2010'dan itibaren verilen müktezelerde bu örnekle ilgili düzeltme yapılamayacağı ile ilgili örnek mukteza var. Emre Bey'in bahsettiği mukteza zannedersem daha eski tarihli bir mukteza. Şu an için yeni böyle bir mukteza örneği olmadığı için böyle bir düzeltme beyannamesiyle şahsi ve bireysel emeklilikle ilgili şeylerin indirimi bu kapsamda daha sonra düzeltme beyannamesi yapılması, düzeltmeyle yapılması mümkün gözükmüyor. Sabrınız için teşekkürler. Ben sözü Sayın Başkan'a veriyorum. Evet. Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Buradan kalktım, siz rahat göresiniz diye. Beni görme güzelliğinden eksik kaldınız. O süre için sizden özür diliyorum. Soruları yazılı olarak alacağız. Bir 15 dakika çay arası vereceğiz. Hem bir nefeslenelim. Yazılı olarak da soruları cevaplayacağız 15 dakika sonra. Hepsini siteye koyarız sonra.